Şimdi bu köfte, tamam mı? Tadı güzel diyelim. Uygun mu davet sofrasına? Değil. Yani şu salata hiç uygun değil zaten. Yani bu menünün yanında ne alaka anlamadım. Davete gitmiştik ya. Menünün yanında ne alaka diyorsun. Şimdi biz geçen davete gittiğimizde de büyük bir davetti. Böyle bir şey yedik. Böyle bir şey derken? Yani böyle bir salata yedik. O zaman da mı uygun değildi yani? Büyük bir davetti. O davet miydi, lokal miydi? Lokal değildi. Bilmiyorum, gayet yani davetti yani. Şunun yanına bir yeşil salata, bir kaşık salata, bir şey olaydı. Ama şimdi hepiniz daha öyle yaptınız. Ben farklı yapmak istedim. Keşke yapmasaydın. Ben öyle yapmak istedim. Peki Neslihan Hanım dedi ki menü hep hazır, fazla bir emek yok. Yani evet, şunu hepsi. Bunda ne yaptın? Şeye, salata için evet hepsi. Sevgimi kattım. Başımı çok sevdim. Sevgiye zukum. Sevgine zukum çıksın. Hepsi hazır diye hazır. Puan vermeyecek misin? Hayır canım, mesela, onu da doğradım, emek verdim. Ben Neslihan'dan bir yorum alayım. Ya. Nasıl? Onu da doğradım yani, o öyle ama böyle yapınca şey, Cemile bir zahmet neyi doğradın? Ama Neslihan da yetiştirdim. Bir zahmet doğra kızım. Yetiştirdim ama o kadar tamam, şeyin ama yetiştiremedin arasında. Demedik. Kadir Bey'in sorusuna ben cevap veriyorum. Hı. Hazır. Her şey hazır, evet. Hep şey yani. Domates salatasında şey da her şey hazır. Domatesi siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Doğruyoruz. Tamam, bunu ben de bunu doğradım. Neyi doğradın için? Hepsini doğradım. Neyi söyledin? Doğradım. Şey, köz biberi doğradım. Ondan sonra turşuları doğradım. Hayır, diyor ki domatesi siz mi yetiştiriyorsunuz? Aynen, siz biz de. Biz mi yetiştiriyoruz? Tamam, bahçede var, yetiştiriyoruz, görmüyor musun? Onu mu koydun salataya dün? Yok, yetişmediği için koymadım, hazır aldım. O zaman benimkine niye diyorsun hazır diye? Doğradım ama doğradım. İyi de ben de doğradım, bunu bütün koymadım ki. Tamam Cemile, bu salatayı onlar yapsaydı nasıl överlerdi? Çok iyiymiş gibi överlerdi ki iyi zaten yani. Bir evet, şey yok mu, nesi bir var? Şey bu biber hazır mı, közlenmiş mi? Normal mi köz yaptın? Yok. Hazır. Közlenmiş turşu. Atıyorum. Hazır. Hazır. Tamam, hazır hazır işte. Tamam, hepsi hazır. Tamam, ben zaten şey değil demedim. Ara sıcağında iki tane daha fazla közleyip buna katabilirdin ki daha lezzetli olurdu. Sen yine tadını alamazdın. Aa. Sen alamıyorsun ya zaten. Nereden az önce diyorsun? De az önce de közlediğim şey dedin. Kadir de köz tadını sen alamadın. Sen alamadım demedi. Ben ilgili yorum yapmadım. Sadece ben sen öyle bir yorum yaptın. Dedim. Damak lezzetiniz yok mu Naydan? Yani var aslında ama bilmiyorum. Yani annenizin gününde her yemeğin tadını gayet iyi aldınız da bugün onun mu közünü alamadınız? Dün de aldım, dün de aldım. Bence alamadın yani. Annenin sofrasında... Ama ben beğendim dedim. Senin ben sandalını beğendim, sadece köz tadı alamadım dedim. Ama vardı yani köz tadı. Olabilir, bana öyle gelmiş olabilir o. Peki afiyet olsun, buyurun bakalım. Neslihan Hanım sabah dedi ki Cemile'nin pilavı hep lapo oluyor dedi. Yok, bakalım pilavı nasıl olmuş, buyurun. Evet, annemden başlayalım. Buyur anne, yap Cemile'yi yorumuna. Köfte bana göre tuzlu yani, ben tuzlu çok yemediğim için. Ama benim köftem gibi, yorum yaptığınız gibi ıslak, yumuşak. Sesli biraz da. Köftem benim yumuşak diye, ıslak diye. Patatesten dolayı belki olabilir. Benimki de olabilir mi? Senin köften anneminki kadar yumuşak mı? Sanki Ümran teyzenin köftesi daha yumuşaktı ama o da şundan olabilir. Seninkinin ortasındaydı ya, benimkinin altında. Seninkinin içindeydi ya. Üstünde ama de. Senin köftenin yumuşaklığı beni hiç rahatsız etmedi. Ben çok beğenmiştim, yedim de yani. Sen onu Nayda Hanım yorum yapınca ona aynen söylersin. Peki lezzetli bir ana yemek yiyor musun? Sen bunun için öğle yemeği demişsin. Yani ki çok bir şeyi yok. Altta bir kaşık püresi var. İki tane köftesi var. Bunlar da zaten yanmış. Yani Cemile... Nesi yanmış? Anne yüksek. Cemile görmüyor musun yanıkları? Ümentes o pişmiş. Neresi yanmış? Pardon, özür dilerim. Bunlar pişmişler, evet. Yanık karıştırmışlar. Sana göre yanık mı kesin ve kesin? Evet, bana göre yanık. Kurumuş bile. Az önce de ıslak dedi. Köfteler ıslak. Evet. Islak, köfte ıslak. Yani bu kadar kuruması gerekmez küvecin. Azıcık bir... Nasıl o neden biliyor musun, içine geçmiş. Aslında ben fırını kapattım ama fırını kapattıktan sonra çıkartmadım. O fırının içinde kaldı. İçinde kaldığı için. Görünüşü yani güzel, biraz ekşi fazlası. Hı-hı. Ama bu ekşi oluyor zaten ama. Pilavın ama tadı tuzu güzel, beğendim. Yani senden bu kadar diri ve şey olan pilav beklemezdim. Hani dediğim gibi ama güzel, pilavını beğendim. Pilavı güzel olmuş evet, mu? Evet, pilavını ben beğendim yani. Ben evet, peki bu masada şu anda ana yemeği en çok kimin yorumunu merak ediyorsun? Nayda ablamın. Nayda Hanım'ın yorum bekliyorum. Niye? Çünkü benim köfteme çok yorum yaptı, ıslak dedi. Sen hala Nayda'nın vermiş olduğu dünkü ikiye mi taktın kafayı? Aynen, oraya taktım. Hani onu bir hazmedemedin mi? Ümran amcım yok. Çünkü haksızlık yaptım. Pişmiş yemeğime, bak pişmiş yemeğime iki verdin. Ben senin pişmemiş yemeği olan annene üç verdim.
Bak üç, ama üç. O annemin yemeği. Benim daha benim geldi. İşte sen de onu üç verdin. Masada daha önce vişneli pastırması yapan var mı? Yok. Çünkü yemedikleri için de bilmezler. Yapmadıkları için de bilemezler. Onun için saygı duymaktan başka şu anki çaremiz yok. Yani nasıl anlatabilirim peki, onlara? Peki vişneni piştikten sonra nasıl bir tat vermesini bekliyorsunuz? Tabii. İstediğiniz aroma neyse falan yani gibi. En ufak bir hani vişneye özel ne bileyim bir tat, bir koku, bir aroma hiçbir şey gelmiyor. Peki, tamam fazla olarak yapmadık ama. Pastırma var ya pastırmanın çemeni. Bunda pastırma vişneni... var mı? Pastırma var. Var ya. Pastırma var. Şimdi onlar birbirini ben almadım. Bunu yemedim. Bunu da almadım. Yok pastırma var. Söylesene daha çok yerim o zaman. Afiyet olsun. Şunu demek istiyorum. Yani pastırma vişnenin kokusunu bastırmış olabilir mi? Olamaz. Bak onun içindekini ben hissediyorum. Onlar vişne şimdi bir sen daha alıyorsun. Evet, bir daha yeseler o fark ederler. Onun içinde eksikliği de fark ederler. Bak Hatice Hanım, elinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Pastırması falan kıvamında hani ağır gelmemiş. Ama işte vişneyle ilgili ne bir koku ne bir tat bir aroma ağzıma renk gelmedi. Bile vermemiş. Ben yani, fazla olarak sarmadım ama vişnenin normal fresh vişne kullanıyorsun. Onu boyamasına müsaade edemezsin zaten. Yani vişne boyayacak yani yemek kültüründe içindeki en koyduğun malzeme şey hakim olamaz senin yaptığın yemeğe. Şu an dolma. Dolma hakim. Yani dolmanın içindeki et hakim, içindeki malzeme hakim. Yani dolma olarak çıkması lazım. Ben yani orada o zaman şey diyebilirdik buna. Karadeniz usulü dolma. Karadeniz usulü diyemezsin. Olur. Şöyle yani söyleyeyim. Senince Karadeniz dolması anlat bana Karadeniz dolması. Yani şöyle söyleyeyim. Kendim Karadeniz'de olduğum için yıllardır yapıyor büyüklerimiz. Anlat bana Karadeniz vişnesi, dolmasını. Vişnesi hissetseydik evet vişneli pastırma. Hayır, kara lahana dolmasını anlatır mısınız hemen bana? Hemen anlatayım. Biz bulgur pirinç karışık, salça, pul biber, nane, karabiber, yağ, soğan, bunun sarımsak. Bunun da benzerliği nedir? Bunu içine isteyen et koyuyor, isteyen koymuyor. Hiç alakasız. Anlattığın o dolmayla çok alakalı. Bu dolmanın içi vardı değil mi cam kasenin içinde? Var mıydı dolmanın içine koymuş muyduk? Var. Bir alıp gelebilir misin abla? Görsünler içindeki vişneyi. Bence de. Yani o kadar alakasız ki iddia ettikleri bir durum. Farklı değil mi dolmaların? Farklı. Yapılış aynı diyorum. Yani şey olarak aynı. Nasıl yapılışı? Desem? Ama içindeki malzeme farklı. Bulgur var, pirinç var onda. Anlatamadım galiba. Karalahana bu kadar sulu oluyor mu? Yok. Bizimkiler daha küçük. Daha o zaman bir fark var arasında. Şimdi öyle bir şey ki alın size kanıtlı belge içindeki. Hatice Hanım doğrudur. Sadece sen hani ağzınıza bu Karadeniz dolmasıyla hiç alakası yok. Bu demektir ki sen bol dolmanın hiçbirine hakim değilsin. Çoğuna yani onun için yorum yapman da doğru değil. Bildikten sonra bildiğinden emin olduğun olaylara hakim Karadeniz olmak gerekir. Karadeniz sahnesine benziyor dedim zaten. Neyse ev sahibiyim ben. Çok incitmek istemiyorum sizi. Nezaketimden taviz vermeyeyim. Eleştiriler açık olacaktık ama. Efendim? Eleştiriler açık olacaktık ben ama çünkü açık kendimiz karşı tarafı tabii eleştirdik. Tabii ki ben de ispatlı götürdüm yani, size. Hani misafirlerin anlamadığı konularda eleştiri yapmasını istemiyor musunuz? Anlamadım. Bildiği, yani tabii ki yapacaklar. Ben bunu açığım ama arkadaşımızın dediği şu Karadeniz dolması çok çeşidi var. Fesleğenlisi var, soğan kavurmalısı var. Bununla onun hiç alakası yok. Yani bağlaştırması ters. Ben etlisine işin açıkçası benzettim. Vişne aroması da yok. Koy da onu söylemek isterim. Koy da gel. Yani şu anda Karadeniz dolmasıyla kıyaslanınca biraz sinirlendi tabii ki de. Eleştiri açık olacaktı ama. Biraz da galiba yemek bilginizi kendi bilgisiyle çok böyle denk görmüyor. Kadir Bey, her şey bilgi değil. Biz yiyorsak bunu lezzetini yorumluyoruz. Evet, katılıyorum. Lezzetine göre karar veriyoruz. Şimdi onun hani çok bilmek doğru sona doğrudur. Bizim doğrumuz değil. Bize doğrudur. Ben arkadaşlara katıldım. Ben de vişne tadı alamadım. Şimdi şöyle dördümüz alamadık. Kadir Bey, bir şey söyleyeyim mi? Kadir Bey, ben şimdi vişneli yaprak sarıyorum. Zeytinyağlı. Ama diyor ki o zeytinyağlı. Zeytinyağlı bu kıymalı. Bak şimdi etli de yaptım ben bir sefer birisi yediği zaman diyor ki bunun içinde vişne mi var? Aroması var işte bir kokusu var. Hiç yemedim ilk defa yedim vişneden çok güzel çok olmuş diyorlar geldi. Yani. Çok aşırı limonluymuş gibi geldi. Size öyle geldi. Yok ekşisi tadı geldi güzel. Mi sana? Aşırı ekşi tamam geldi işte bak, ama. Vişnenin ekşisi gelmiş. Hayır hayır vişnenin vişne değil. Ekşisi limon ekşisi gibi geldi bana. Yok keskin içi güzel limon içine yok. Bir şey diyemedim. Ama limon yok. Anlamadınız demek istediğimi. Vişne vermiş ekşilik ama bana limon gibi geldi. Vişne gibi gelmedi kokusu gelmedi. Vişne yanlış tadı gelmedi. Kırılma. Ben kırılmayacağım. Hayır diyor ki vişnenin ekşiliği ama bana limon gibi hayır, geldi. Hayır hayır limon ekşisi gibi geldi. Vişne ekşilik bırakmış. Tamam. Ama bana vişne tadı vermedi. Ama içinde vişne var ki vermedi. Vişne ekşilik bırakmış. Ha.
Yani şimdi açıkçası ev sahibinin yanında söylemedim ama yediğimde bana da ikilik geldi. Gel Bül, yorumlara devam edelim. Tuğba'cığım sen yorumunu yaptın, humus için alayım yorumunu. Humusu Hataylı bir arkadaşımdan yedim. Tadıyla aynı fakat hani hem bunda hem bunda pastırma olmasaydı humusun tadını daha mı iyi alırdım diye düşündüm yerken açıkçası. Yani ikisi birbirine uyum içinde bir ara sıcak. Hem yani, bunda pastırma. Onlar ayrı bir şey, ayrı bir dünya. Yani hani pazı etli dolma, humus ayrı ama bir pastırma meze. Pastırma çok ağır bir... Ama az önce dedi ya bu pastırmalı humus ama siz pastırmalı değil humusun tadını alacaksınız aynen diye. Aynen öyle. Humusun tadını almıyor musun şu an? Humusun tadını alıyorum ama pastırmanın da tadını alıyorum. Meryem hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Peki hanımlar buyurun tahtalar önünüzde puanlarınızı verin. Herkes puanlarını verdiğine göre Derya Hanım'dan başlayalım. Derya Hanımcığım bugün Meryem Hanım'ın hamaratlığına, misafirperverliğine, sofrasına kaç puan verdiniz? Buyurun. 3 Teşekkür ederim Derya Hanım. Çok peki, teşekkür ederim. Memnun olduğum bir puan mı, beklediğim bir puan mıydı Derya Hanım'dan? İndirebilirsin ablacığım. Yani gerçekten beklediğim bir puandı. Peki. Evet, Elif Hanım'ın puanını merak ediyoruz. Sofradaki en olumlu yarışmacımız da Lale Gül Hanım'a göre. Kaç puan verdiniz Elif Hanım? 4 Ama bunu yansıtmadım masanıza. Yani daha düşük misafirperverlikten kırabilirdim ama eminize saygı duyduğum için falan. Çok teşekkür ederim. Kalbin o şan fıstıklarını eve götür dedi diye mi kırıldı? Ya çok kötü bir şey söylemedim aslında ona yani. Hani... Üslubundan o sesinin yükselmesinden dolayı yani daha sakin kalmasını beklerdim. Çünkü o bir misafir, ben bir misafir. Ama sonradan bak minnoş oldu, biraz gülümsedi falan. Ama çıt kırıldı. Sonlara. Bak Merve de nasıl gaz veriyor bak. Sonlara ama yalan değil. Yani Kadir Bey Merve işte Merve. Ne ama diyeyim ben artık? Ama sonlara ben yalan değil ki yani yalan bir şey söylemiyorum. Tatlı da afiyet, bal şekeri olsun, lop lop et olsun. Niye böyle zıkkımın kökü geldi mi geldi size? Ben içimden onu diyeceğim. Gerçekten inanıyorum. İçimden onu diyeceğim. Gerçekten inanıyor musun? Gerçekten buna inanıyor musun? Ama bana da öyle geldi, inanır mısın? Bana gerçekten öyle ya. Ederim. Bak ekranın karşısında yalan yok. Aa löp löp ötüyor sanki böyle zıkkımın kökünü yiyin der gibi hayır, dedim. Hayır vallahi öyle değil. Yani ben misafirlere genellikle böyle söyledim de öyle anlıyorlar mı? Tabii tepkimi gösterdi. Ya tepkimi göstermek istedim ama hani zıkkım olsun falan demedim aslında. Anladım peki. O şekilde de. Merve Hanımcığım buyurun siz çevirin tahtanızı. Meryem Hanım'a puanım 2. 2. Kız yorumları taklit ettin de niye puanları taklit etmedin? Evet, puanları taklit edememişim. Tüh onu unuttum galiba. Bir de üzülmüş. Evet. Bu arada şaka maka 2 puan geldi Meryem. Evet. Ne diyorsun? Bekliyordum zaten. Merve'den yani hatta büyük, biri bile bekliyordum. Yok, büyük finalde Eskişehir'in birincisi belli olduğunda belki de Merve'nin vermiş olduğu 2 puan yüzünden yarışmayı kaybedebilirsin. Kaybedersen Merve yüzünden kaybederim zaten. Yok ben gerçekten. Yemekleriniz yüzünden benimle hiçbir sen alakası yok. Sen bu gece vicdanı rahat bir şekilde uyuyacaksan. Ben gayet rahat uyuyacağım. Çünkü yemekleriniz olmamıştı. Olsaydı yemek ona göre puan verirdim. Doğru. Ya, pilavı çok iyi beğendin ya. Tamam zaten bu pilavı mı verdin? Pilavlı neye salataya verdin? Beğendim. Pilavlı salataya beğendin. Evet, pilavlı salata. Misafirperverlik benim için eksi hiç yok. Emeğe saygı. İşte pilav, salata, emek, sofra 2 benim için. Peki evet son yazdım puan mı? Lale Gül Hanım. Yazdım sabahki mı? Daha ilk girişiyle görüşürüz. Kahve yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bakalım Lale Gül Hanım menüye kaç puan verdi? Buyurun Lale Gül Hanım. İki puan geldi Lale Gül Hanım'dan, indirebilirsiniz. Bu puanı kesinlikle hak etmedim. Kesinlikle hak etmedim. Üzülerekten 2 puan. İlk başta içeriye girdiğim andan beri, kahve sunumundan beri misafirperverliğini görmedim. Açıkçası iyi bir menü bekliyor muydum? Beklemiyordum Meryem Hanım'dan. Ve beğenmediklerimi de söyledim. Beğenmedim, hatta hiçbir şeyi beğenmedim diyebilirim ama yine de 2 verdim. Çünkü dünkü heyecanı gördüm, emeği gördüğüm için 2 verdim ona da. Bak, bir vermem evet. Siz? Çünkü bir vermem saygısızlık çünkü ben de dün yaşadım bunu. Şu an iki vererek de saygısızlık evet. Yaptınız. Ben de aldım ama asla saygısızlık değil. İkiniz de aynı şekilde. Ben de şey yaptığımı düşünmüyorum. Sen
İnşallah bu gece rahat bir şekilde uyursun. Ben rahat sen de aynı şekilde ben rahat bir çok şekilde vicdan. Uyursun. Ben çünkü hiçbir şey beğenmediğim halde bir de verebilirdim ama iki verdim. Çünkü dünkü heyecanı ben de yaşadım. Yani o yüzden sana iki verdim. Birlik bir masaydı da evet, siz alçak gönüllü davranıp iki puan mı verdiniz? Kesinlikle. Çünkü hiçbir şey beğendim demedim. Meryem Hanım ağlamanıza üzüldüm ama burası hamaratlık yarışması. Keşke onu bilerek gelseydiniz. Bir içine bakayım ne varmış. Açma şimdi Suzan Hanım diyecek saygısızlık yapıyorsun. Bu defa diyecekler niye açıyorsun? Niye irdeledin? İçinde bir şey mi arıyorsun? İşte saygısızlık oluyor ev sahibine. Tamam, açmakla ne alakası var? Seda Hanım. Yok ben de açıp böyle bakıyorum sizler ama soruyorsunuz ya böyle siz ne yapıyorsunuz diye. Biliyor musunuz? Mesela şimdi bunu böyle dedikler de ince toplar beni ince. Evet kesip böyle içini açıp şöyle kenara itiyorsunuz. Bakın işte aynısını öyle bırakıyorsunuz. Yoksa açmak değil açabilirsiniz tabii ki. İşte ben de sizinkileri açtım ya kıyma aradım içinde. Seda ben deşip dağıtıyor mu? Aynen deşip bırakıyor. Deşip bırakmıyorum. Ben kıyma aradım içinde. Hepsine baktım kıyma yoktu. Söyledik kıymayı size unuttuğumuz özürümüz de diledik. Daha istedim, niye dedik? Yediği de yoktu. Hayır ben onu söyledikten sonra siz söylediniz. Ben bir baktım yani kıymalı patatesi demiştiniz çünkü. Dünkü su böreğini neden dedikleriniz? İçinde peynir aradım hanımefendi. Oldu mu? Yiyin ama biraz da yani didikleyip bırakmak hoş bir şey değil. Ev sahibine karşı o bir... Bizim kültürümüzde ayıp sizinkini bir şey. Yedim sizinkini de. Lezzeti yemin hoşuma gitmediği için devam etmedim. Çocuk gibi anca yemek kurcalıyorsun. Çocuk gibi anca yemeği kurcalayacağım. Yani çocuklar sen ne yaptın şimdi? Bak ben geri kapattım bak yemeyeyim diye kapattım. Yok hayır ben böyle kalmasını sonra istiyorum. Sonra demesinler çocuksun diye. Yok ben böyle kalmasını çocuk istiyorum. Çocuk gibi derken? Çocuk gibi derken 29 Kadir yaşındayım Bey, bakın. Ben. Çocuk gibi hani böyle çocuklar yemek için içinde bir şey yarar, hoşlarına gitmez geri kapatırlar ya. 29 yaşındayım ben çocuk. Seda geri kapatmıyor. Yok ben geri kapatmıyorum görmek istiyorum yani çünkü. Hani geri içine ne koymuş ne şey yapmış. Yemekle oynuyor. Tamam hadi görmeniz olsun da kapansın. Tabakta hoş bir görüntü olmuyor. Yani yapan insana karşı bu bir saygısızlıktır gerçekten. Ya sizin saygı anlayışınızı ben zaten anlamıyorum ki. Yani ben saygısız doğmuşum. Annem beni saygısız doğurmuş. Yani bir saygısız sen ne saygısızlığını gördünüz? Kişisel olarak size bir şey söyledim mi ben? Oho. Ne saygısızlık? Bakacağım ben buraya yemek yapmışsınız. Bunu eleştirmek için bakacağım. Altına da bakarım, üstüne de bakarım, içine de bakarım, her yerine bakarım. Siz de bakın. Önünüze koyuyorlar. Lök 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 yiyeyim yani aynı. Biz size bakmayın demiyoruz ki. Allah Allah. Seda Hanım didikleyip deşeleyip bırakmayın. Niye bu kadar bağırın? Duyuyoruz. Hayır sinirleniyorum, yükseliyorum. Yani. Ondan sonra da Seda Hanım işte yok saldıracak mı falan. Değil yani. Altı dolu yorum yapın azıcık ya. Altı dolu yapıyoruz. Biz. Altı dolu arkadaşlar sadece yemek yemeye mi gelmişler? Gerçekten buraya öyle yapmışlar. Sanki bir restorana karnım acıktı gireyim yemeğimi yiyeyim eve gideyim modunda. Arife bana hakaret etti, ona saygısız demedin. Ne hakaret etti? Ne hakaret etti? Ebru Hanım. Bana hakaret etti, ona saygısız demedin. Ben röportajlarda ben onu da röportajlarda söyledim. Röportajlarda söylemeyeceksiniz. Ama burada yani söz konusu dedi olmadı ki röportaj. Aa, masa birbirine kalktı. Köy yandı, şey bitti. Hayır, Seda Hanım. Dünün o tartışma konusu daha burada hiç konuşulmadı ki. Dün oldu o. Biz uzayda mıydık? Dün neredeydik? Ben röportajda söyledim ama. Siz Ebru'da hep mi gidiyor bu arada? Ebru gidiyor. Yani bugün gösterdiği tepkiyi dün göstermedi diye mi sinirleniyorsun? Ya ben onun tepkisini falan hiçbir şeyine sinirlenmiyorum. Ya arkadaşlar ben Ebru Hanım doğru bir şey yaptı demiyorum. Röportajda da söyledim. O zaman niye sesin çıkmadı şimdi? Kimsenin sesi çıkmadı. Nasıl kimsenin sesi çıkmadı? Sizi sadece Kadir Bey sakinleştirmeye çalıştı. Onun dışında hiçbir arkadaşın sesi çıkmadı. Kimse sizin gibi sen saygısızsın, saygısızlık yapıyorsun demedi ki. Siz sürekli bir takmışsınız. Saygısızlık, saygısızlık. Ne saygısızlığı ya? Ya o sadece o didiklemenizle ilgili söylüyorum saygısızlık. Dün büyük saygısızlık yapıldı. Keşke o zaman tamam, da çeneniz açılsaydı biraz. Burada hiç kimsenin çenesi açılmadı çünkü şimdi sizin... Şimdi neden çeneniz açılıyor? Siz çok yükselmiştiniz, sizi düşürmeye çalıştı Kadir Bey. Onun dışında zaten kimse tamam, konuşmadı. Tamam da büyük bir saygısızlık değil mi? Sizin saygı anlayışınız da ben onu da anlamıyorum da büyük bir saygısızlık değil miydi dün? Evet onu ben röportajda belirttim. Seda bağırmak da bir saygısızlık. Ama şu anda sinirleniyorum. Seda, ama sinirlenmesin. 5 gündür de anlatabiliriz vallahi. Altı boş yorum yapıyor. Bir saygısızlık. Ya bu yemeğe bakacağım arkadaşlar. Evet. Ben buraya yemek yarışmasına geldim. Ben dün bana ama saygısızlık yaptın sen. Ne saygısızlık yaptın ben sana? Yedin, beğenmedin. Bilhassa beğenmedin. Azıcık yanmış diye. Hiç arkadaşlar yanmış demedi. Sonra tabağı getirdim, gösterdim. Tamam koy eve götürdüm. Dalga geçiyorsun sen insanlarla. Ya siz ne ki benim anlattığımı? İçimden geleni söyledim ben de. Sen benim anlattığımı anlamıyorsun ki. Anlattığımı anlamıyorsun yani. Gerçekten peki inandınız mı Seda Hanım'ın onu götüreceğine? Aa ben dedim ki tavada duracağını getirseydin eve götüreyim bari dedim. Dedi mi? Ebru Hanım bence siz özür dilemezsiniz. Verse, evet, verseydi ben onu götürmeyecektim.
Tabii bugün ki. Zaten son günümüzde. Ebru'dan özür dilemesini mi bekliyorsun Ebru Hanım'ın? Neden diye bir şey evinize yok. Evinize gelen misafirime öyle bir şey diyemezsiniz. Hiçbir, sen bana 5 gündür saygısızlık yapıyorsun. Ben saygısızlık yaptım ki bana? Sen küçüğüm küçüğüm. Bana bir örnek gösterir misiniz? Hanımefendi yeşil elma getirip zayıflasın diye yesin demişsiniz. Kaşar peynir getirdim, senin paran yetmez ona. Siz ne hayırdır ya? O sadece size sessiz. Sizi kendinize getirirseniz ha. Ne saygısızlığı yaptım kardeşim ben sana? Yapıyorsun işte şu anda ne yapıyorsun? Arkadaşlar ikiniz de bir sakin olun. Bakın tartışmanın bir adabı vardır. Tabii ki birbirinize... Ama işte o ama yükseliyorum ya. İkiniz için de söylüyorum. Tamam konuyu komple kapattım. Çünkü siz bazen ipin ucunu kaçırıyorsunuz, olay başka yere gidiyor. Ben o tarz tartışma istemiyorum. Tabii ki birbirinize eksikleri söylersiniz, alındığınız yeri söylersiniz ama... ...siz biraz daha bıraksan mahalle kavgası. Demek tamam da bana desin ki yani şu saygısızlığı kapattım. Hümeyra Hanım'a bakınca şöyle mutfakta fırtınalar estiren, evde her şeye yetişen bir kadın görüyor musunuz? Ya öyle gözüküyor ama damak tadı yok. Damak tadı yok. Yani tuhaf değil mi peki? Damak tadı öyle olmayan biri tadı nasıl lezzetli yemek yapabilir? İşte onu göreceğiz. Yiyelim. Bak ona göre yorumumu yapacağım. Eğer bugün cidden güzel yemek yaptıysa o zaman bir tuhaflık var bu işte. Yani ben baştan beri söylüyorum. Damak tadı aslında vardır ama onu yok gibi yapıp puan vermemek için kullanıyorum. Hiç öyle bir niyetim yok. Damağıma göre ve kendime göre puan sizin, veriyorum. Tamam, o yüzden siz damağınıza şey göre yediğiniz yemekleri nasıl değerlendirdiğinizi biliyorum. Ben şimdi sizin yemeklerin aynı farkı mı? Siz de benim yemeklerimi değerlendireceksiniz. O yediğim yemeklerden farkı var mı yok mu? Sizin beğenmediğiniz yemeklerden ne kadar hepsini farkı var? Hepsini yazdın yani hafızana. Tabii ki tabii ki. Evet. Ona göre değerlendireceğim ben. Peki siz nasıl buldunuz sofrayı Çiğdem Hanım? Sofra böyle yani sıradan bir sofra. Masa örtüsü çok fazla lekeli. Her yerinde lekeler var. Onlar çıkmıyordu Çiğdem Hanım. Ona dikkat ettim ama başka yani örtü ayarlayamadım son yani dakika. Yani bu günlük bir masa. Çok yüksek buldum. Apartman katı gibi olmuş. Bardakları falan günlük. Ama masa örtüsü lekeli, çiçeği de hani olması için olmuş. Evet dün dedi ki yetiştiremez diye bana biraz itiraz etmişti kendisi. Siz yapın da biz görelim çatal bıçak. Gene tam olmamış. İki tane bıçak olması gerekiyordu. Dersimizi almışız ama yarım almışız. Hümeyra Hanım bu çift çatalla şimdiden oynamaya başladınız. Ben bıçağı unuttum. İşte, İkinci servise koymayı yani unuttum. Yani. Dersinizi de Çiğdem Hanım'dan mı aldınız? Dersimi Çiğdem Hanım'dan almadım. Benim davet sofram bu şekilde çift servis neden değil. Neden dün itiraz ama ettiniz o zaman benim söylediklerime? Bugün Çiğdem Hanım'ın kaç gündür söylediğine karşı ben de bugün çift servis açmayı düşündüm. Ve benim yaptığımda söylediğim için, ben söylediğim için size yaptınız. Size özel sürekli çift servis dediğiniz için hani dedim bugün de size özel masa olsun. Teşekkür ederim. Rengarenkte gelmişsiniz soframa. Bu bana özel değil. De hepimize özel olan bir masa. Hepiniz özelsiniz benim için. Çünkü ilk defa geliyorsunuz benim evime. Ben sadece hani siz dün itiraz ettiniz. Neden itiraz ettiğinizi de ben çok iyi biliyorum. Olur da yetiştiremezsem anlamında o lafı kullandığınızdan o kadar çok emindim ki. Bugün gene hani yapmaya kalkmışsınız ama gene eksik kalmış. Bir tane bıçağı unuttum sonunda. Yani itiraz ettiğiniz şeyi yapmayacaksınız. Ama şu anda iki tane çatalımız var. Kaşığımız yerinde, size, temiz. Siz yapın da görelim. Biz böyleyiz. Sizi de gününüzde göreceğiz Çiğdem Hanım. Söylersem size yapmam. Tamam. Yorumlarınız ders niteliğinde mi ki? Ders değil, kural bu yani. Sofra adabı kuralıdır bu. Yok dediniz ya dersini almış ama yarım almış. Yani dün itiraz etti çünkü. Demek ki bu bir derstir. Peki menüyü nasıl buldunuz? Ana yemeği biraz zor. Sadece çok hamur gitmiş. Herkes eleştiriyordu. Mesela çorbayı hafif olmasını istiyordu başta. Bana göre sizin çorbanızda hamur olduğu için ağır bir çorba. Ebru Hanım'ın çorbası hani mantılıydı diye ağır bulmuştunuz. Ama sizinki de erişte bir farkı yok yani. Benim çorbamın içinde hem yoğurt var hem yeşil mercimek var. Ve evet, hafif olduğunu düşünüyorum. Ebru Hanım'ın mantı çorbası gibi ağır olduğunu yani düşünmüyorum. Hafif... Çünkü o daha biraz salçalıydı tamam, ve daha yağlıydı. De... O yüzden benimki yoğurtlu ve terbiyeli olduğu için biraz daha hafifliyor. Dediğiniz zaman hamur girmemeli bence. Çünkü hemen arkasından zaten bir böreğimiz gelecek. Onun arkasından ana yemeğimizin üzerinde yufka var, beşamel var, onun içinde patates var. Ayrıca onun yanına bir patates püresi koymuşsunuz. Yani uyumsuz bir menü bana göre. Pilav yerine patates püresini tercih ettim. Yani, çünkü zaten başka ama şimdi etin içinde bütün sebzelerim var. Patates en azından de var değil mi içinde? Diyorsunuz. Patates az de var içinde. Yanında da ayrıca bir kaç patates var. Et sote. Şimdi evet. Bugün size et sote i̇şte onu merak ediyorum. Yiyeceğim. Uğraştırıcıydı çünkü yani gerçekten. Yani böyle pürüzsüz bir püre istiyorum. İnşallah. Hadi bakalım inşallah. Hacer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün yorgunluğunu attınız. Evet attım. Bugün şöyle bir dolu dolu Hacer Hanım göreceğiz inşallah. İnşallah öyle olacağım zaten Kadir Bey. Zaten dolu gelmiş. Dünün bir yüklülüğü var tabii ki ister dolu istemez. Dolu gelmiş tabii ki de. Peki sofrayı nasıl buldunuz? Beğenmedim Kadir Bey. Ben özenli bir sofra beklerdim. Böyle kocaman bir leke beklemezdim. Çiçeği de özensiz buldum.
tabakları da bence sıradan günlük tabak gibi. Bardaklar da öyle. Ben Hacer Hanım'a şöyle bir açıklama yapayım. Bunlar benim çeyizliğimden kalma tabaklarım ve özel misafirlerimi çıkarttığım tabaklarım, kesinlikle günlük kullanmıyorum. Çiçeğim de oğlum ve kızım yolladığı için ben de çiçekçinin azabına uğradım Ebru Hanım gibi. Bugün çocuklarım yollamış, masanın boş kalmaması için gazabına koydum. Gazabına uğradım. Dün Rabbim sana... hepimizi çiçekçilerin azabından korusun. Amin. Bakın dün o kadar bana yorum yaptınız, hiçbir şeyin arkasına sığınmadım. Ya şu yetişemedim, mesela Ebru Hanım da oklavam orada kaldı, şu böyle kaldı. İşte çiçeğim böyle oldu, çikolatam böyle oldu. Kesinlikle. Ya, ama çiçeğinizi yarışmaya... kendiniz yaptınız. Ama siz de öyle yapabilirdiniz. Ben yapamazdım. Ebru Hanım'ın setinden gittiğimde saat 10'da evde. Ya ondan sonra bir çiçekçi bulabilir misiniz? İşte telefonda bulamadığım ayarladım, için... görmediğim halde çiçek. Gittim, onları yıkadım, kuruladım güzelce. Gece 3'e kadar uğraştım onlarla. Yani ben de siparişimi verdim. Malzemeler yetişmedi, işte, ben de bunu koydum. Bahanelerin ardına mı saklanıyorlar fazla? Evet, bahaneyle alakası yok. Sığınma, saklanmak da bana göre değil. Bugün hiçbir şekilde bahane kabul etmiyor musun Hacer? Etmiyorum, hayır. Çünkü ben hiç dün bir tane bile bahane söylemedim. Olmuşsa olmuş, olmamışsa olmamış. Hiç onu da kabul etmediniz Hacer Hanım. Tabii ki şu an yemeklerimin hala arkasındayım. Olmamış yemeğim yoktu. 45 dakikalık böreğimi hiçe saydınız. Hadi çorba için belki olabilir ama diğer hiçbir yorumunuza katılmıyorum. Benim sofram daha hijyenik, daha şık duruyordu. Peki Hacer Hanım, dünkü bu emeğe verilmeyen puanın acısını bugün bayağı bayağı çıkartacak, belli oldu bakalım. Ebru Hanım, siz nasıl buldunuz masayı? Ben ilk önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Hangi konuya, buyurun? Yani bu üçüncü günümüz, üç gündür masada aynı konu dönüyor. Çiğdem Hanım'a özellikle cevap vermek istiyorum. Hani çift servis, özenli bir sofra, çok güzel bir çiçek, özel hissetmek istiyorum. Ben özel hissetmek istiyorum demedim. Yok hani deniliyor ya. Siz özelsiniz dedi, hepimiz özeliz dedim. Burası, İyi dinleyelim şöyle lütfen. Şöyle bir şey, burası özel bir program, evet. Ama programın ismi Özel'in programı değil. Çok özür dilerim, Hümeyra Hanım'ı savunmak için değil. Sadece 3 gündür bunun fırsatını kolluyordum. Lekeli mi? Evet, lekeli. Komşudan alabilirdi dendi. Dün de çift şeye komşudan alabilirdi dendi. Burası komşudan toplama yarışması beni değil. Beni ilgilendirmez. Ben geldiğimde masanızı şık görmek isterim. Burası bir... Yoksa bulacaksın. Komşudan Çiğdem almasın, başka annenden alırsın. Bakın, kardeşinden alırsın. Bakın eğer burası... O zaman girmeyeceksin böyle bir programa. Şöyle bir şey. Burada sen siz bize burada... hitap etmiyorsunuz. Bir sürü insana hitap ediliyor burada. Milyonlarca evet, insana hitap ediyor. Bir sürü... Kendinize güvenmiyorsanız Çiğdem Hanım, girmeyeceksiniz. Fırsat verin. Hayır ama siz direkt böyle Çiğdem Hanım, bana bir fırsat verin. Herkesin söylediğinde bana yüklemeyeceksiniz. Hayır hayır, bana, ben sizin şeylerinize, düşüncelerinize cevap veriyorum. Siz ama bizi bakın burada... Hacer Hanım'ın düşüncelerini de bana tamam, müsaade edin. Yönlendirerek müsaade söylüyorsunuz. Edin, müsaade edin. Tabii buyurun. Tamam mı? Bizi burada trilyonluk insanlar izlemesinin yanında gece konuda yaşayan insanlar da izliyor. Ya ne demek ki? Ben şimdi burada maddiyat ortaya koymadım ki. Yere götürüyorsunuz, siz nereye, neler yapıyorsunuz? Amacınız ne? Türbine mi oynuyorsunuz siz? Biraz öyle. Amacınız ne sizin? Biz bir şey olmak konuyu istiyorum. Nereden aldınız? Nereye getirdiniz? Trilyonlar izlemiyor gece konuda. Şunu demek istiyorum. Eğer gerçekten halk bir dinler misin? İnsanlar. Tamam, bir çok dinle. Yanlışsınız. Bir dinler misin? Ve yanlış yürüyorsunuz, yanlış yoldasınız. Bir dinler misiniz? Bu şekilde bana yürüyemezsiniz, gelemezsiniz. Cevabınıza hayır, siz konuşmak için konuşuyorsunuz. Altı boş. Bu şekilde ben, ne alaka yani, maddiyat ne alaka? Benim ben lafımı bitirmeme bir de dinler misin? Bana düzgün tamam, konuşacak. Tamam, ben de bitireyim. İkiniz de sakin sakin. Kadir Bey, ne demek istediğim bir anlaşılsın. Hayır, anlatamıyorsunuz. Anlamaya geliyorsundur belki. Ha, siz anlatırsanız benim algılarım o kadar açık ki, her şey o peki, kadar güzel algılıyorum. Peki birbirimizi bir dinleyelim ki. Siz kendinize bakın, siz anlamıyorsunuz bence. Bu program hamarat, Kadir Bey ben size anlatıyorum. Eğer bu yok, program... Yok, Çiğdem Hanım'a anlatın, cevap versin ama dinleyin birbirinizi. Bu program, şimdi buyurun. Bu program eğer bir hamarat programıysa, yer sofrasında böyle bakır çanakta da yemek getirmiş olabilir, olsa, eğer ki yetiştirip ve lezzetli getirdiyse benim için hamaratlı odur zaten. Yok eski yok, biz yer sofrasında getirmiş da yaptık zaten. Yedik. Yok eski tabaklar getirmiş, yok lekeli şeyler getirmiş, o komşudan alsaymış. Bu çiçek hazır bir çiçek, bunun bir hamaratlığı yok benim gözümde. Ya da bu örtü yıkanmış gelmiş, benim gözümde hamaratlığı sizin yok. Sizin gözünüz olmuyorsa o zaman yapmayın, sizin kendi, kendi kültürünüz yok. O sizin. Benim kültürüm bu, ben böyle bir şey görmek istiyorum. Ben size bir şey söyleyeceğim. Sizin yaranız var, gocunuyorsunuz. Evet. Hepsi bu. Ben 3 gündür bunun doluluğunu gerçekten evet, yaşıyorum. Evet, yaranız var, gocunuyorsunuz. Satışacak olacak yer arıyorsunuz sadece. Hiç yok. Nasıl olacak? Peki tabağı çanağı olmayan bu yarışmaya katılmaya hakkı yok mu? Yok. Soruyorum Kadir Bey, yok ne, mu? Neyi sunacak? Ne sunacak? Pardon da ne sunacak? Nasıl kusura bakmayın da ben çok bu yarışmaya katılmak istiyorsam, ben eğer kendimi hazır hisset evimde yoksa ben onu her şekilde bulurum. Hiç mi benim yakın arkadaşım yok? Hiç mi annem yok? Hiç kimsenin evinde tabak çanak yok mu? Gurur denen bir şey vardır.
Belki o zaman çok gururluysanız ekran varsa ekranlara çıkmayacak. Lekeli masa örtüsüyle günlük tabaklar. Senin yaran var, sen de olursun. Baya birileri yaran sana gaz vermiş galiba. Sen bugün direkt böyle bana ben gazla çalışan gazla çalışıyorsun. Baya gaz almışsın geldin. Gaz çok pahalı. Sen benimle uğraşma, yanlış oldasın. Kadir Bey yani yanlış oldasın. Sürekli işte ben sanki böyle saraydan çıkmış altın tabaklar. Çok işçisiz Çiğdem Hanım'ı böyle kendini beğenmiş gibi mi görüyorsunuz? Evet, bakın düne kadar şuraya girinceye kadar farklı bir Ebru vardı. Şu anda o kadar bir şoka uğradım ki onun nedenini de şimdi anlıyorum. Bugünden iki gün sonra, iki gün kaldı ya bana ya işte Gökhan Bey'e çıkacak. Onun önlemini alıyoruz. Ben anladım. Benimle tartışıp bana bozup işte sen böylesin, sen şöylesin. Ay beğenmedim, etmedim. Canım benim. Eğer öyle şeyler yapacaksan onu açık açık yap, böyle şeylere girme. Puan zaman vermeyeceksen verme. Hayır, ben burada vermeyeyim? Sizlerin puanına inanmıyorum. Bakın, güvenmiyorum. Burada bir adalet var, ben oraya güveniyorum. Biraz da dinlemeyi yani, öğrenseniz sen zaman. Çok konuştun, sen beni dinle. Sen beni dinle. Hayır, ben sana cevap veriyorum ama. Ben şöyle katılmıyorum. Ben boş konuşmuyorum. Size cevap veriyorum. Komşudan alsaydın, arkadaşından alsaydın. Gelmeyeceksin. Yoksa katılma. Evet, katılmasaydım. Böyle bir kendini beğenmişlik yok. Beğenmişlik alakası yok, yok canım benim yok. Senin yaran var, gocunuyorsun. Hiç yaram gocunma. Yok. Bakın bir insanın gocunma, dolabında... Bak, gocunma, yanlış ata oynuyorsun. Peki bir şey diyeceğim, bakın. Seyirci de heyecanla izliyor. Onlar da diyor ki hangi birini dinleyelim Kadir Bey. Haklısınız. Peki Çiğdem Hanım'a soralım mı? Çiğdem Hanım hiç yokluk gördünüz mü? Hani merak ediyorsunuz ya. Yani benim ne durumda olduğumu nereden biliyor ki? Ben fakir miyim, zengin miyim? O nereden biliyor? Beni tanıyor mu? Ben... Bu yetişmedir. Hayır, kendini yetiştirmedi. Saraydan gelmiş gibi seni yani dedi ya. Ben saraydan falan da gelmedim ayrıca. Ben 6 çocuklu bir ailenin çocuğuyum. Evlendim, 2 çocuğum oldu. Ben kendimi burada özel hayatımı da anlatacak halim yok. Tabii ki. Evime geldikleri zaman görürler. Ben burada oturup da ben şöyleyim, ben böyle. Ben sadece sofra adabını söylüyorum. Neden ben anlaşılmıyorum? Ben Türkçe konuşmuyorum. Bayağı sinirlendin ya. Evet, çok sinirlendim. Çünkü evet, bakın, neden sen bu kadar bana şu ama anda? Ama bugün sizin gününüz neden değil ki. Çok üzüldüm. Bırakın da Hümeyra Hanım masasını sen ortada. Ebru Hanım bir anlatsın ne demek istediğini de anlayalım. Sonra diyor ki bak Türkçe konuşmuyorum. Ortada diyor bir haksızlık var. Çünkü benim yarışmam Hacer Hanım'ın yarışması. Hacer Hanım idrak etse aslında ben onun masasında savunuyorum şey da idrak edemiyor. Hacer'in anlama kıtlığı mı var? İkide bir Hacer'e idrak edemiyor orası. Niye? Şu ben diyorum ki ama puanda bakın, görüşeceğiz. Şunu eleştirmeyin ya. Hani tabak olmamış. Hani görgü kuralı budur. Masanın peki, kuralı masa budur. Peki masa örtüsünün lekesi önemli değil mi sizin için? Bakın evet lekesi var. Bir davet sofrasına uygun mu? Hayır değil. Peki Çiğdem Hanım az önce ne dedi? Ama burası hamaratsa eğer ben ona değil... Dediğim gibi bir tane plastik kapta da gelen yemeğin içindeki bulgur pilavının yağına ya da tuzuna Kadir bakarım. Bey, o zaman formatı siz değişin. Hamarat hani yemek değilse biz gelelim çamaşır yıkayalım, perde yıkayalım, cam silelim, geri kapıyı bacayı silelim, hamarat mıyım? Peki Ayşe Hanım'dan devam edelim. Ayşe Hanımcığım, Büşra Hanım dün biliyorsunuz ki Alper Bey'in yorumlarından sonra biraz gözyaşlarını tutamadı. Evet. Bu ağlamayı samimi buldunuz mu dün? Hayır, hiç bulmadım. Samimi bulmadınız? Kesinlikle samimi bulmadım. Hayır. Büşra? Ağlamanın sebebi neydi? Duygu sebebi. Yani yalandan yani ağlayabilir misiniz? Siz ağlayın yani, şimdi. Ağlar mısınız? Ben ağlarım. Ben ağlarım. Ben oyuncu ben değilim, de ağlayamıyorum. Hemen ağlayabilirim. Hemen ağlayan bir oyuncu olayı var ya. Ben evet, oyunculuk da yaparım. Şu yani an ağla Yadigar abla. Ağlamak istemiyorum. Niye makyaj aksın? Nasıl bir anda? Yani çok... ağlarım ben. Yani ne var? İddianın altını doldur şey, diye dedim. Aklıma babamı getiririm, ağlarım yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Öyle ağlayabilir misiniz bir anda? Ağlarım tabii. Araya girebilir miyim? Buyurun. Hiç çıkmadınız ki aradan. Ama bunu söylemek zorundayım. Siz ağlayabiliyor musunuz? Şunu söyleyeyim. Hiç kimse ağlarken... Ben ilk defa TV'ye çıkıyorum. Siz her gün TV'desiniz cümlesini akıl etmez. İçinden geçen duygusal döküntüleri söyler. Evet doğru. Beni üzdünüz. Bütün derdini ağlamak atayım da yani masada. Böyle olmaz hanımefendi. Ama bak bir tek iyiye değil. Değil. Niye yapıyorsunuz? Beni, istememişti sizi. Hayır. Beni kırdınız. Beni üzdünüz. Ben bu yarışmaya ilk defa geldim. O zaman gitseydik hepimiz, siz tek başınıza yarışsaydınız. Peki bir ağlayabilir olmaz misiniz Alper Bey? Ağlamak istemiyorum çünkü çok mutluyum. O zaman ben yani efendim şimdi çıkıp diyorsunuz ki ben ağlayabilirim, ağlıyor. Ağlayın o zaman, ağlamıyorsunuz. O zaman ben inanmıyorum sizin ağlayıp ağlamadığınıza. Yani gösteriyorsanız gösterin, inanayım. Şu ağlarken ana söylediği cümleler samimi olmadığını belli etti efendim. Ne dedi? Sadece o televizyon kısmını dedi diye mi samimi gelmedi? Direkt içindeki hedefi söyledi. Peki zaten. Ayşe Hanım size niye samimi gelmedi? Yani böyle bayağı oyuncu gibi mi ağlıyordu? İçin ya oyuncu ağlamadım diyemem ama yani bana hiç inandırıcı gelmedi. Yalandan ağlıyorsa oyuncudur. Bir insan ya sahte ağlayabiliyorsa oyuncudur zaten. Şöyle bir şey, bir haftadır buradayız.
daha önceden de çocuğunu özlediğini biliyorum. O duygusallıklar da olabilir. Evet. Hani aklına gelmiş olabilir. Ağlamış olabilir yani. Çok normal. Evet Büşra. Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyeceksen burası senin şey masan. Yalandan ağlanır nasıl bilmiyorum ben yani. Yani Ayşe Hanım vicdan yaptığını vicdan, düşünüyor. Yani hayır yalandan ya. Ya aşırı karakter olarak aşırı duygusalım yani. Televizyonda film izlerken de ben yanımda rulo peçete dolandırıyorum. Ya ben de çok duygusal bir insanım. Balık burcu yok, olduğum ben, için. Yok bence değilsiniz işte. Ben bu balık burcuyum. Burcun, ben çok ağlarım. Ben sürekli burçlar herkese yansıtmıyor ki yani. Ben en ufak bir şeyde ağlarım. Dün artı benim masama o kadar eleştiri yaptınız. Bu mumluklar görüyor musunuz? Çiçeğin tozu. Yapma tozu? Çiçek koyun dediniz. Yapma çiçeğin tozu. O onun tozu üstünde. Değil i̇şte diyorum. Bak, dün benim masamda o mumlukları eleştirdiniz. Şimdi görüyor musunuz? O onun tozu ben değil. Ne kadar iyi bir şey yapmışım. Vallahi kendi kendimi tebrik ediyorum. Hiç o şeylere düşmedim. Peki Ayşe Hanım, Büşra Hanım 4 gündür sessizdi. Alper Bey dedi 4 gündür sessizdi. Bu sessizliğin evet. Sebebi neydi? Niye sessizdi bu kız? Herkesi analiz etti. Aslında sessiz biri değil. Herkesi analiz etti. Evet. Gerçekten yani o 4 gün boyunca evet. Herkesin işte Alper Bey ne yapabilir, Yadigar Hanım ne yapabilir, Yağmur Hanım, Ayşe Hanım ne yapabilir? Ya da bizim eksiklerimizi. Asıl sessiz biri değil. Uyanık biri mi? Bu yani, uyanıklıktır yani. Diyebiliriz. Sessiz biri değil ama. Asla peki bakalım değil. Sizden aldıklarını bugün size verebilecek mi? Göreceğiz. Evet, Yağmur Hanım da masayı beğenmedi. Toz var dedi. Ayşe Hanım da evet, beğenmedi aynen. Masayı. Alper Bey siz nasıl buldunuz? Tek kelimeyle 4 harfle cevap vereceğim. Kaos. Kaos dolu yani. Siz onu her gün söylüyorsunuz. Kaos dolu hanımefendi. Karma karışık. Yani ben ilk günde söyledim, hala söylüyorum. Masa üstündeki süsler, dekorlar benim için çok ayrıntı yani. Olsa da olur, olmasa da olur. Salaş masaları seviyorum. Ama ben yine servise geleceğim. Daha dün Ayşe Hanım'ın gününde... Değil mi sizin gününüzde? Daha dün özellikle yayında şunu söyledim. Arkadaşlar eğer servis açmayı bilmiyorsanız internete bakın dedim. Kayıtlarda var. Gene yanlış açılmış. Ne gibi yanlış? Benim bıçağım ters. Ama onu dün konuştuk ya marka olduğu için. Tamam. Tatlı. Çatalın yeni mi ters? Yerleri düzeltin ters. Siz görsün hanımefendi de. Çeviremiyorum değil mi? Markadan yok çeviremiyoruz. Dolayı. O zaman böyle koyması gerekiyordu. Bardakların, keza bardaklar konusunda da size yani, mi dendi Ayşe Hanım'a mı bilmiyorum. Bardaklar önde durmalı denildi. Ben siz söylemiştiniz. Burada da aynı şekilde gelmedi. Biz düzelttik bardaklarımızı şu anda. Temizlik zaten. Temizlik konusundaki kelimelerime dikkat ediyorum. Evet. Pislik evet. Değil. Ne diyorduk? Toz mu diyorduk? Yani temiz toz, değil. Toz. Kısaca temiz değil. Toz daha mantıklı. Şöyle daha toz, genelleme sen söyleyeyim. Merak etme, öldürecek bu beni. Masanda nerede toz var? Kalk bir baksana. Hayır. Söylüyorum hayır bak buradan tamam. Görüyorum zaten şuradan şeye. Şuradan bir kalk bak. Şuradan. Bir nerede toz var bir göstersene sen de göç çıldıracak beni. Bu karabiberin şeyi. Göster. Toz değil. Ha? Şöyle göstereyim. Bir toz da kalabilir. Temiz gerekirdi diyor temiz, o da. Yani evet. Ben hayır tamam dökülebilir. Dediğim esnada elim çarpıp ne yapabilirim sonradan? Temizlemesi gerekiyordu efendim. Peki o karabiber diyorsunuz üstüne basa basa toz diyorsunuz tekrar. Tamam karabiber diyeyim o zaman. Neyse buna da toz demeyeyim. Temizleyip kesinlikle servis etmesi lazımdı. Bizi temiz beyaz bir masa örtüsüyle karşılaşsaydı buradaki hiçbir hanımefendi tozlu demezdi. Bu hangi ya da renk? Burada karabiber var demezdi. Masa örtüsü hangi renk? İşte açık renk. Ben renk. Beyaz, beyaz dediniz temiz ya. Temiz beyaz. Ve her tarafı ben beyaz değil şu anda bunun. Karabiberi temizlemeliydiniz bence. Eğer karabiber sorunu. Örtünün neresinde ne var da beyaz değil dediniz onu anlamadım. İşte o kısım tam Yağmur Hanım'ın önünde duruyor. Diyorum ki tam süre Yağmur bittikten sonra kolum çarpıp döküldü mü fark etmedim. Onun iştahını kesebilir. İnsanlık hali kese. Belki çok titiz bir hanımdır. Kesebilir yani. Kesildi mi iştahın Yağmur? Ha, belki kötü görünüyordur. Evet. Hanımefendi temizlemeniz evet. Lazımdı. Üste çıkmayın. Ev sahibisi. Siz hatalısınız. Onlar da tasdikliyor. Alakası yok. Ben noter değilim. Benim masamı da çok eleştirmiştiniz. Yok çok hayır kesinlikle. Var. Ben mi? Hepiniz. Buradaki herkes. Naciye abla. Senin gününde yağlama beğenilmemişti, kalın oldu denilmişti. Bugünkü yağlama nasıl olmuş? Çok üzüldüm, lafını bölüyorum. Dedin ya, ilk gün benden bir şeyleri gördüler ve öyle devam ediyorlar. Evet. Bugün senin yağlamanı görerek Melek senin önüne daha güzel bir yağlama getirdi mi? Getirmedi Kadir Bey. Neyi var yağlamanın eksiği dediğin şöyle nedir? Bakar mısınız Kadir Bey? O gün bana da özellikle kendisi de dediydi bu tabakla böyle sunum yapılmaz, dilimler böyle olmaz diye. Bakar mısınız dilimlere? Ben sadece kesmekte zorlandığım için bu şekeri aldım. Heh. Şu an lezzeti... Neden koyayım. Ki? Hepsini aynı kat yapmadın mı? Hepsi aynı kat yaptım. Biraz tamam. Sıcak koyduğum için şey yaptı, ortası biraz çöktü.
kanallar falan hep batırdım. Şuralarda hamur olmuş Kadir Bey. Bak ben işte anlatmak istediğim buydu. Neresi zaten hamur? Şu an şuralar bak. Aynı benimki gibi olmuş. Hamur dediniz ya o gün benimkine de yani. Ben sizdekine hamur demedim demiştiniz ki ya. Onu demek istiyorum Melek Hanım. Bak işte böyle oluyor yani. Oluyormuş demek kat istiyorum. Kat kat yani ayrılıyor. Şuradan ha da görünüyor. Benimki de kat kat ayrılıyordu. Kat kat. Benimki de kat kat ayrılıyordu. Sizinki ya koruydu ama bak şimdi ha, fark orada. Benimki de kat kat ayrılıyordu. Sizinki ya koruydu. Kat kat ayrılıyor ha ama çünkü koru olduğu için ayrılıyor. Bak bu da kuru. Bak. Bu neresi kuru? Bak şu da kuru. İşte insanın başına gelebiliyormuş kuru yani. Bu nasıl kuru? Bak, Allah aşkınıza bak, bu nasıl kuru? Bak ispatlıyorsun kendini. Ağzınıza geldiğinde kıtır nasıl ama? Bana bir ispatlar mısın? Heh, benimki de mi bu kadar çok çatır çatır kuru muydu? Sizinki buna göre iki kat daha kuru bence. Öyle mi? Ha, tamam. O salatayı nasıl de buldunuz? Salatada sosunu az buldum Kadir Bey. Yani olmamış, salatası da olmamış. Kaşık salatası da olmamış. Evet. Olmamış. Sosu az mı? Bak bakayım sen değil mi? Kontrol et. Kadir Bey, hepimiz aynı salatayı yiyoruz. Nar ekşisi biraz daha fazla olabilirdi. Bu çoban salatası değil, kaşık salatası ya Kadir Bey. Çoban salatasına hadi nar ekşisi girmiyordu. Yani ana yemeği beğenmedi. Gayet güzel beğenmedim geldi Kadir Bey. Beğenmedim çünkü benim o kadar yorum yapıp da benim yağlamama, yani benim karşıma böyle yağlamalarla çıkıldığı zaman ben yani bilmiyorum, insan bari benimkini olsun şöyle bir önüme güzel koyar da Naciye Hanım'dan iyi bir puan alırım der yani. Kıymanın lezzeti nasıl? He? Kıymanın lezzeti nasıl? Lezzetini şey buldum yani, öyle çok rahatsız etmedi kıymanın lezzeti. O zaman bugün senden iyi bir puan gelmeyecek az he önce söylediğine göre. Yani diyorum ya Kadir Bey, işte benden de o gün ellerinden geleni nereden neyi bulsak da puan kırsak diye uğraştılar zaten. Öyle de olunca şu anda ben ne diyeyim şuna yani? Peki, ne diyebilirim? Peki beğenmediniz Hatice Hanım. Bir de maydanozu yok. Yağlama konusunda halen çok iddialıyım. İddiamı da konuşturdum. Böyle yağlama yapılmaz. Her biri farklı yere bakıyor. Bu dilimlerde olmaz. Bunu sardığın zaman böyle çatala batırman tamam, gerekiyor. Tamam yine sarılıyor. Sar canım. Yine sar sarılıyor. Bak. Aha sizinki de sarıldı. Ha gayet de güzel geldi. Gayet de güzel geldi. Daha nasıl gelecek? Küçük dilimlediği için öyle. Küçük ben dilimler olduğu için. Olması gereken olması gerekiyor bunda. Kıymaları top top. Kimyonu ağır basmış. Aşırı kimyonlu. Olmazsa olmazdı. Kimyon demiştiniz kendi masanızda. Neyin olmazsa olmazdı Melek Hanım? Neyin olmazsa olmazdı? O gün ben de yediniz. Evet. Bu ara katları dilim dilim görünmesi gerekiyor. Bunun baharat orantısı çok önemlidir. Yani o gün yediğiniz yağlamada ara katlarını gördünüz değil mi? Gördük ama bunun da ortası aynı Naciye Hanım'da da yapılan teorik hata gibi. Kenarları kalın, ortası ince olduğu için ortası hamurlaşmış. Ve böyle top top olmaz. Bunun kıyması iyice ezilir. Ben de iyice ezdim. Bir kol kuvveti verilir. Bu ezilmiş. Hayır şey ezilmemiş hali. Bak çatala geliyor. Et yiyor gibi. Evet. Kıyma çatala gelmez. Ve bu kadar da kimyon konmaz. Olmaz elmez, olmaz kimyon zaten. Kimyonu bence fazla canım, değil. Ben bu Kayseri'de kaç yıldır yaşıyorum biliyor musun? Neyin olmazsa olmazı kimyon. Bunun bu sen kadar baskın kimyon konmaz yağlamaya. Nohut fasulye yemiyorsun etin canım tadını bastıracak kadar kimyon konmaz. Et gerçekten baskı şu an kıymanın şeyini bitirdi mi sizce? Kıymanın şu an tadını alamıyor musun? Şu an sadece kimyon tadı lezzeti alıyorum götürdü mü komple? Evet lezzeti götürdü. Bunun baharatı yağ çok önemli yani. Gayet yağlı, hepsi ıslanmış. Tamur dengen hiç güzel değil ve tabak da hiç şık durmuyor yağlaman. Şu şekilde bir dilim olamaz. Restoranda önüne bu şekilde bir yağlama gelse. Yiyemem. Geri mi gönderirsin? Geri gönderirim. Yağlama da çok iddialıyım. Çok hem de. Gördük iddianızı. Evet gösterdim. Herkes çok yok, beğendi. Yok güzeldi ve de siz de beğendiniz. Ben beğenmedim. Haftanın başından beri yağlamalı. İddialıyımdır. Çok da iyi yaptım. Herkes de çok beğendi. Bunu da ispatladım. Ben nokta zaten yağlamasına verdim puanını. İyi misin Hatice? İyi miyim? Ha tamam. İyi. Yüzünde işte bir şey yok mi ortada? Yok iyi. Evet Melek. Üstüne basa basa Hatice Hanım söylüyor. Ben hala yağlamada iddialıyım. Hatice'nin iddiasının altında gördünüz kaldığını düşünüyor evet musun? Daha hani gördük Kadir Bey. Hamuru zaten kesemedik. Sönüp duruyordu aynen. Yağlama ben herkesten edildim puan aldı yalnız. Ben de seninkine puan aldım. Lastik gibi demiştim. Ay, sadece lezzetine baktım. Ben lezzeti gayet iyiydi. Sadece tamam. Hamurunda bir sıkıntı vardı. Orada söyledim zaten. Hamurundaki sıkıntı neydi? Hamur sönüyordu Kadir Bey. Kesilmiyordu. O çiğnerken zaman neden 4 puan verdiniz? Oradan zaten kırdım farkındaysanız. Tatlısı da olmamıştı. Tatlısı da olmamış canım, demiştiniz. Bak, yağlamanın hamuruna bak şu anda hamurundan dur, çok dur bir saniye yemekten önce şu an senin puanın tartışılıyor. Tabii ki. Ben 4 puan verdim çünkü çok hamur
yaptığı arabaş çorbasının yanına ona verdim. O hamurdu, hamuru göz önünde artık onu şey yaptı yani tamam, ikram olarak verdim. Yaptı. Menüsünün dışında tamam, yaptı. Tamam tatlısı olmamıştı tamam. Ben ondan tatlısı da kırdım. Tatlısı olmamış dedi. Tamam. Şeyini çorbasını koyu buldu. Yani çorbasını koyu buldu ama lezzetini beğenmiştim. Onu bir daha hatırladım. Yani. Lezzetini beğenmiştim. Bekleme süresi olduğunu söyledim zaten. Benim yorum var şey ona göre dediğimi yaptım. Sabah dediği gibi bana. Hatice Hanım siz o zaman çorbasıyla ana yemeğini beğenip de neden 4 verdiniz? Benim de 2 yemeğimi beğendiniz. 2 verdiniz bana. Siz orada biz soru sorduğumuz cevabı bilemediniz. Biz dedik benim ki siz beğenildi ya. Kendini yok kendisi beğenmedim diyor ya. 2 yemeğini beğendim diyor. Şu an inkar ediyor. Ben lezzetini şey yaptım, beğendim. Sadece hamurunu beğenmemiştim. Kadir Bey, ben şu an ama Hatice'ye göre de beğendiğini inkar ediyorsun. Ben o gün beğendiğini inkar etmiyorum. Ben orada hamurun ismini söyledim. Ben hamuru benim çiğnerken zorlandım yani. Ne diyeceğiz şimdi? İkisi de beğenmedi. Hamur ince olmalı dediniz ama hamurunuz ince değil. Hamurunuz ince... eşit açılmamış. Zaten hamurunuzdan çok iç harcına yorum ve görünüşüne yorum yaptım farkındaysanız. Hamurunuz zaten olmamış. Görünüşü iştah açmıyor mu? Görünüşü iştah açıyor mu Kadir Bey? Bak hepsi ayrı bir yere bakıyor. Tamam süre içerisinde hepsi eşit olmayacaktır zaten. Normal yaptığımız gibi ama şu da olmaz. Şu dilimleme de olmaz. İşte kesmede biraz şey yaptım. Yani salatayı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi salatanın lezzetini aromasına? Nar ekşisi az. Bu kaşık salatası biraz daha ekşili olması gerekiyor. Güzel doğramış. Doğraması doğru ama ekşisi çok az. Beğendin mi Seda? Şimdi ben öncelikle bunu nasıl yaptığını sormak istiyorum. Tiramisu'yu. Çünkü bu tiramisu değil. Sen ne öğrenmek istiyorsun onu sor bence. Tiramisu... Bir saat sana tarifi anlatmasın şimdi. Yani şey kremasını nasıl yaptın mesela? Pişmeden yapılıyor normal hani. Evet. Orijinali öyle yapılıyor ama ben pişirerek yaptım. İşte bu tiramisu değil. Birincisi kahve tadı almıyorum. Evet. Yani kedi dillerini. kahveyle ıslaman, acı kahveyle ıslaman lazımdı hani bu tane kahve. Acıyla bilerek ıslamadım dedim çok acı olur. Üstünde tiramisu yapıyorsun ya. Evet kakao döktüm ya hani onun için dedim çok acı olur diye. Ha, yok tiramisu'nun kreması pişmez. İçine işte yumurtanın akı kaynar suda üstüne kap konularak çırpılır. Evet, biraz zor krem şanti tarzında böyle olur. Tabii sarısını şey yaparsın, çırparsın. Efendim? Ondan sonra köpüğünü... İki saatte peki bu nasıl yetişecek? Ona göre seçseydin o zaman. Yapmayın lütfen. Ya. Yapmayın lütfen olur mu? Yani ben bunu tiramisu olarak şey mi? Muhallebi yapmasın, kedi dilini satmasın, önünde tiramisu diye getirmişsin. Sizin olur yaptığınız yani neydi sence? Peki? Sanki siz farklı taş bir şey yaptınız. Taş kadayıftı. Becerebilseydiniz de siz yapsaydınız yok, o zaman. Yok zaten ben öyle ağır tatları sevmiyorum. Böyle ağır yemeklerin yok, arkasında hani böyle lezzetli yemeklerin arkasında genelde böyle hafif şeyler yani sen şu anda bunu tiramisu olarak kabul edip puan vermeyecek misin? Yok yani vermeyeceğim çünkü bu tiramisu değil. Mascarpone peyniri konulur içine. Evet. Hani burada bulmak zor işte hani krem peynir sizin falan böyle. Kullanılır. Peki şimdi ne diyorsun Arife? O söyleyeceğini söyledi yani. Sen söyle. Ne diyeyim ben sen bunu zaten... orijinal tiramisu olarak mı yaptın? Hayır yani zaten orijinal olarak yazmadım ki. İlla orijinal tiramisu diye bir şey yazmadım ben oraya. Menüye ne yazdınız? Tiramisu. Tiramisu gelmesi gerekiyordu. Kupta tiramisu diye yazdım. Kupta tiramisu değil. Tiramisu şey getirmedim ki zaten önünüze. Tiramisu değil ki bu. Tiramisu bir kere. Kedi dili de var, kahvesi de var. Ne yazacak? Sen bunu menüye ne yazdın? Tiramisu yazdım. Orijinali diye yazmadım. Yalandı yani, tiramisu yazsaydım. Yani. Ama bir başlık yani bir o yalancı yoktu diye mi şimdi problem? Şimdi şöyle yani. Tiramisu'nun çok... kreması pişmez. Sen pişirip muhallebi evet, getirmişsin bize. Peki bunu yalancı koydum. Tiramisu olarak kabul ettiğinde lezzeti nasıl onu söyle. Tatsız. Daha tatlı olmasını isterdim. Şeker az. Şeker oranı az. Bence daha tatlı olmalı. Daha çok şekerli olsaydı saymazdı. Yani. Şimdi Seda yalancı tiramisu yazmadığı için bunu tiramisu olarak kabul etmiyor. Ama zaten Türkiye'de yapılan yalancı tiramisudur genelde. Hani o mascarpone peyniriyle yapan, işte o sistem, kedi dillerinin bir başka adı var İtalyanca, unuttum şu anda. Kedi dilini bile yapıyorlar İtalyanlar. Onu yapıp, biz işte İtalyan o kendi değiliz. Peynirlerini kullanan vesaire vesaire o Türkiye'de tiramisu zaten... öyle yapılmıyor. Siz tiramisu yaptınız mı hiç? Yalancısını yaptım yani. Ya, Arife Hanım valla sürenizin artması tatlı çok da... Normal. Çok normal. Çok normal. Ne alakası var? Çok yani muhallebi... Kedi dili zaten şey hazır. Muhallebi çok basit. Ha diğer yemeklerim hazırdı da ben oturdum mu yani? Ya sen hadi can evet. Çatlasın yarım saatini kaburgaya ver, yarım saatini de kömeye ver. Taş çatlasın değil miydi kızım? Ya işte... Şimdi ben yorumları alayım da bakın sonra tartışırız şey bunu. Suzan abi tatlıyı beğendim. Şimdi ben yazmamasına rağmen kedi dillerini dışarı göstereceğim. Şimdi tepki gösteriyorsunuz da ispatlayarak göstereceğim o yüzden. Oraya geleceğim ama
Yalancı yazmamasına rağmen ben bunu yalancı tiramisu olarak değerlendiriyorum. Çünkü o dediğiniz şey Türkiye'de çok yapılmıyor. Yani bizler de evlerimizde yaptığımız genelde bu tiptir. Dediğim gibi yalancı tiramisu olarak değerlendirdiğimde beğendim. Tamam. Tadında benim için herhangi bir tatsızlık değil, şekeri az. Fakat şu iki parça süt şey çekmemiş ve hani bu şekilde kalmış. Bir tanesini de yedim, biraz fazlaca kalmış ama bu benim için çok büyük problem değil. Yalancı tiramisu olarak beğendim. Evet, bu bildiğimiz biz hani şey evdeki her zaman yaptığımız yani orijinali değil tabii ki. Değil, ben hatta değil. Kendi dilimden de kek de yapıyorum daha yani kekinden de yapıyorum evde hani bildiğimiz Türk usulü. Kekli tiramisu olur mu? Islak keke giriyor biraz. Hayır, ailesini yapıyor. Şey, ağlayan kek gibi oluyor diyelim. Olmaz diye bir şey yok. Kekle tiramisu daha olmaz. Daha zor değil mi? Daha bu kek, bu alıyorsun kedi dillerini. Hazır bir şey yap atırıyorsun. Kahvesi bile tatmıyor dediğinle dedi. Şeyi yok hiç. Acılığı mı yok? Yok hiç. Beğendin mi beğenmedin? Basit bir tatlı bilmiyorum yani kararsızım düşününce. Bekliyoruz. Bugün bekleriz o zaman. Öyle derken bile bir kaşık almasın. Yani anlamadım. Ama eritiyor yerken. Ne yapayım bak. Beğendiysen devam et. Yok, ben beğeni beğeni yiyorsun. Sen yok, de düşüneceğim. Basit olabilir ama beğendiysen ye yani diyorum tadı güzelse. İnan ki dün... Taş kadayıftan mı güzeldi? Taş kadayıftan mı güzeldi? Onu da yemedi ki. Onu yedi. Yedim onu. Bitirmedi hayır. Bitirmedi ama. Yapardım. Bitirmedi ama. Aynı yani. Dünle ilgili bir şey diyecektin. Dün dedin. Yok yani bunu yapıyoruz her zaman. Evde yaptınız şey. Da yoksa burada pişti mi? Evet Derya Hanımcığım. Evet tatlısını kahve tadını aldım ama üstüne de kahve döksün isterdim. Tiramisu'nun üstüne kahve ben öyle yiyorum öyle yapıyorum kahve döküyorum üstüne. Seda Hanım'ın dediği gibi de onu yapmak mümkün değil. Burada da yapmam vaktim de yetmez. Ama hani süren de artması çok basit bir tatlı olmuş. Normalde herkes kendi evinde olmuş. Yani şey yapmıyor ki orijinal tiramisu yapıyor musunuz siz evde? Yapıyorum. Onu bilemem. Yani yapıyorum derken. Kimsenin de, evini bilemem. Yapıyor bilemem. Demek ki öyle söylüyor. Kedi dillerini neyle ıslattınız? Kahveyle. Yani hayır kahve tadı gelmiyor. Bazıları çünkü şimdi sütle yapmıyor. Bu da yalancı yani. Bunun tiramisuyla alakası bile yok. Ben yine bunu savunuyorum. Okey, bir başarılar ama yalancı tiramisu olarak kabul ettiler. Kabul etmiyorum, yok ben kabul etmiyorum. Çünkü bu gerçek tiramisu'nun... Siz gerçeği mi yapıyorsunuz sürekli? Şimdi gerçek tiramisu'da ne var biliyor musunuz? kedi dillerini acı kahveyle, yani bu hani şey evet. Parça kahve var ya, onunla evet. Islatıyorsunuz. Ondan sonra işte misal olarak veriyorum. Neydi o kahvenin adı? Granül kahve var ya. Adeti şey olarak veriyorum birebir değil. Mesela 3 tane yumurtanın beyazını sarısını ayırıyorum. Evet. Kaynayan bir tencerenin içine tamam, sen yabancı şey usul yapıyorsun. Okay. Bir dakika. Yapıyor bu musunuz? Çok yani uzun bunun süren bir şey değil. Evet yapıyorum ettim. Dedim ya. Bu çok uzun süren bir şey değil yani. Bunu çırparak çırptıkça köpürüyor zaten. Yumurtayı da çırpıyorsun. İçine koyuyorsun köpüğünü düşürmeden. İçine peyniri koyuyorsun. Islattığının üzerine koyuyorsun krema gibi işte bunun gibi. O iş peynir şeyden alıyor musun peynirden? Pahalı oldu. Hayır onu burada bulmam biraz ama gerçeğin yerine orijinal onu atman lazım. Koyman lazım. Evet. Yani çok her yerde var artık. Büyük marketlerde kesinlikle var. Bizim büyük markete market bile gerek yok. Her gün gittiğimiz marketlerden bir tanesi var. Artık var. Kahvaltı reyonunda. Ne? O dediğin şey. Mascarpone. Olmaz o. Mascarpone. Çok pahalı. Çok yok öyle pahalı. Yok öyle pahalı. Yani şimdi orijinalini yapıyorsak o zaman labne de koymayacağız. Zaten tatları mascarpone peynirin lom tatları birbirine yakın olduğu için. Labnede hafif tuz vardır. Hafif de olsa tuz vardır. Diğerinde yoktur. Hani illa da orijinalini yapacaksanız o zaman asla labne kullanmayın. Ben sanmıyorum ki evde misafirlerin önüne senin dediğin usulde yapsak onu fark etsinler tadını. Bizimkiler ne anlayacak? Bunu da koysan yiyorlar, onu da koysan. İşte evlerimizde bunu yapıyoruz genellikle. Hani. Yandınız mı Alper Bey? Evet. Dünkünün aynısı. Ayşe Hanım da sizde yaşamıştım değil mi? Gırtlak yanmaz. Öyle mi demiştim? Sizdeydi değil mi? Aynısını yaşadım. Allah Allah. Şu an acıdan ağzınız mı yandı? Yani gırtlağım ben bilmiyorum yandı. Acıyla... Bak, bence acı. Siz acıyı bilmiyorsunuz gırtlağım ya. Gırtlağım yandı. Gerçekten bilmiyorsunuz. Hayır, sizin kadar bilemem. Siz çünkü... Evet, ben bilir kişiyim ya. Kesin ya acı değil bu ya. Acıdan ağzı yanan var mı? Benim gırtlağım yandı. Senin yandı. Siz çok karabiber koymuş. Bak baharatı çok olmuş. Vallahi diyorum gırtlağım yandı. Acı değil. Çok baharatlı olmuş. Ama başka tespitlerim de var da. Evet. Karabiber çok sarmış. Acı konu... sarmış. İçine koymuş fazlasıyla. Çok pardon hayır. Acı konusunda tepkileriniz biraz fazla buldu Ayşe Hanım. Evet. Peki acı seviyor mu Ayşe Hanım? Yani... Ben
Çok seviyordur belki. Şimdi bakın ben çok acı yiyemiyorum. Yiyemeyen bir insanım. Olabilir. Çok seviyorum ama yiyemiyorum. Hemen ağzım yanıyor ve feleğimi şaşırıyorum yani. Şu an ağzınız yandı mı? Karabiberli çok. Karabiberli çok yanıyor burası. Hem içine hem dışına. Hani öyle acı değil, karabiber acısı bu. Evet. Ama karabiber acısı pul biber gibi yaptırmaz öyle ki. Öyle yok, yaptırmıyor. Gırtlağımıza kaçtı o yüzden. Bir şey söyleyeceğim, başamel sosu mu yoksa bu kaşar mı? Başamel sosu. Başamel evet, herkes tadına baktıysa Yağmur Hanım'dan başlayalım. Buyurun Yağmur Hanım. Dediğim gibi çok baharatı çok aşırı olmuş. Karabiber içine doldurmuşsun, üstüne de ayrı dökmüşsün. Hiç iyi olmamış. Bunun üstüne başamel sosu değil de keşke kaşarla delip dökseydin daha güzel olurdu. Bir de kıymasını da çok koymuşsun. Benim kıymama laf yaptığınız zaman içinde çok kıyma var. Ben çok kıyma demedim. Bu, kıyma kokusu yoğun geliyor dedim. Bunda da kokuyor ama acayip kokuyor. Evet. Benim yoruma göre çok, çevirdiniz geri. İçi de çok olmuş. Ziyade mi yapıyor? Evet. Pilavı da çok diri, yani diri kalmış. Yağmur Hanım sadece masanız güzeldi. Başka hiçbir şey güzel değildi. Yadigar Hanım bence hepimizin hakkını yiyeceksiniz. Beğenmedim ama beğenmedim. Afiyet olsun. Bir şura ne diyorsun? Ben beğenmediğim için, aynısını tutup yaptığım için... Alakası yok. Aynısı öyle yorum. Yağmur Hanım karar versin ona, ona söylüyor çünkü. Tamam. Siz nereden biliyorsunuz? Sürekli efendim? İnsanların yorumlarına yorum katıyorsunuz. Söylemezse çatlar. Siz bir ev sahibi adaletinde, şeyinde, asaletinde olur musunuz önce? Ben eminim ki sizden adaletliyim. Benden öğren asaleti, ev sahibi asaletini. Evet, Yağmur Hanım beğenmedi. Yadigar abla sen nasıl buldun? Ben pilavı çok tuzlu buldum gerçekten ve yağı az geldi bana. Şeyde rulada kıyması çok, karabiberi gerçekten çok aşırı. Yani gözümün içinden şey oldu, bir tuhaf oldum gözümün içinden. Karabiber gözünün içine mi? Hayır yani yanınca hani gözünün içi insanın vuruyor gözün ya. Gözün yaşardı. Hı-hı. Hiç biraz daha kızartsaydı daha iyi olacaktı. Ve tuzlu olmuş, kıyması da çok çok aşırı çok. Çok aşırı yoğun. Evet. Niye kıymasını çok koydun? Ya çok sana göre çok mu bu arada? Yok bana göre çok değil. Yani. Yağmur Hanım'ınki mi daha çok kıymalıydı, seninki mi? Yağmur Hanım'ın. Bence sizinki. Yok, Yağmur'unki değildi. Bir de biraz kızarsaydı daha iyi olurdu. Ben biraz yumuşak kalmış. Neyi kızartacaktım? Fırına atıyorum zaten. Tamam, fırında fırına biraz attığımız daha kızartsaydınız. İçin... Peki. Bunu koyduktan sonra bu kıyma harcını içine serdikten sonra bir kere daha evet, kızartmamız koydum. Gerekiyor. Evet koydum. Bu kızarmamış. Yağmur Hanım niye o kadar didiklediniz ya? Gerçekten. Yok Yağmur Hanım zaten bir dolu bir şey belli ama çözemedim. Ben beklemedim. Bakar mısınız? Sadece baktım hani pişmişliğine baktım. Ondan sonra cama içindeki soğanın diriliği. Bak hala ama lütfen rica ederim. Ama o da kendi öğünü. Ama hayır. Ama biliyor bakacak ama ki eksiği görsün. Sürekli bakıyorum. Sürekli onu. Ben şu an görüyorum burada. Ama belki öyle anlıyordur. Öyle anlıyor ama. Ben yani. De hiç hoşlaşmadığım şey o ya. Ama biz burada bir yarışmadayız yani. Onu eşecek, deşecek, bakacak. Soğanlarına bayılıyor size. Analiz ediyor. Açıyor. Ya ben böyle gayet anlayabiliyorum ama o kadarı çok fazla. Ben anlayamıyorum. Mesela ne yapardın? İçine bakacağım. Ben sadece söylüyorum. Bak şunu şöyle keserdiniz. Şöyle yapardın. Olay biterdi. Benim soğan doğramıştık ya içine biraz diri kalmış demişlerdi ya. Ben de o soğanla bakıyorum hadi bakalım nasıl küçük mü doğranmış. Evet ya da... yorumlarımızın aynısını arıyor yani aslında. Evet. Ben. Peki Alper Bey. Direkt sonucu söyleyeyim sonra açıklayayım. Hiç beğenmedim. Pilav konusunda Yadigar Hanım haklı. Ya ona ekstra katabileceğim bir şey yok. Haklı. Yani yanıma niye bir şey katasınız ki? O kendi yorumunu yaptı. Söyleyebileceğim her şeyi söyledi çünkü kendisi. Hmm. O yüzden. Ama ana yemekle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Estağfurullah şefim siz daha şeysiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şefim. Bu kadar kıyma koymasının sebebini söylüyorum. Ara sıcak değil. Bunu ana yemeğe koyduğu için daha dolu bir şey vermek istedi. Ama unuttuğu şey bu ara sıcak bir ürün olduğu için bu kadar kıymayla patatesi bir araya koyduğunda bizi boğacaktı. Bunu hesaplayamadı. Ve bu bir de yağlı değil mi bu? Yağlı geldi bir de bana. Yok yağlı değil gayet. Yağından şey yapmıyorum ama değil. Bütün soğanlar buldum. Tuzu da çok. Bütün soğanlar buldum. Tuzu var, acısı var, vesairesi var. Bir de üstüne karabiber var. Yani emek var ama affedin. Zaten bu bir ana yemek değildi. Normalde de ana yemek değildi. Ara sıcaktı. Ara sıcakta da 5 çay demiştiniz. Evet. Yanını dolduramadılar. Alper Bey ne diyeceğini bilmiyor ya o yüzden. Artık. Yanını dolduramadılar. Bir gün öyle diyor, bugün hayır, böyle hayır, diyor. Hayır. O ara sıcak siz diyor. Yağmur bunları Hanım... derken neden benim o gün günümde söylemediniz? Neyi?
bu dediklerini. Ara sıcak olduğunu dün de yaptınız aynı şeyi. Ara sıcak değil mi dedi? Dün sütlacımın da çok güzel maalesef olduğunu. Yağmur senin patatesin gününde Alper Bey senin patates gününde patates kremin güzel olduğunu söyledi. Senin gününde Alper Bey patates rulosu için ne dedi? Beğenmedi. Beş çayına uygun dedi mi? Evet öyle dedi. Canım da çay istemediniz ya, mi? Çay saatine uygun. Çayın yanına istedim. Hayır yok pardon, Ayşe Hanım'ın yanında istediniz. Pardon. Peki Yağmur Hanım'ın gününde bu çay beş çayı için dediniz. Yanına dediler katkı maddeleriyle. Hatta ben sordum ya, katkı maddesi ne alakası var? Beş çay ise beş çay dedi. Yanına... Hatta özellikle sordum, ara siz beş çayında kıymalı bir şey yiyor evet musunuz diye. Evet, evet dediniz. E şimdi ana yemeğe koydu. Bu sefer de diyorsunuz ki ara sıcak için. Evet. Eğer Ayşe Hanım o gün dediniz ya siz, bir öyle diyorsunuz bir böyle. Hayır. Eğer beş çay o zaman bugün de açıklanacak neyi var ki bunun? O zaman bugün de diyeceksiniz ki bu beş çay için deyin tamam deyin. Hayır. O gün dedi ama bugün yarın yarışsak demek ki yarın da kahvaltı yapacağız. Hayır doğrusu şu. Yağmur Hanım'ın doğru, yaptığı... Bence doğru bir tanedir. Bir tanesi bir tane söyleyeyim. Yağmur Hanım'ın yaptığı o patates rulo değil mi adı? Patates rulosunun yanına bir meze ya da başka bir ürünle tamamlasaydı ara sıcak derdim. Tek başına o şekilde yorum ben yaptım. Ben tek başına servis etmek tek istedim. Ben de o şekilde yorum yaptım. Aynı ürün ana yemeğe kayınca da bu ana yemek değil dedi. Ara sıcak için uygun. Yanına bir katkı ya yani ürünleriyle. Peki. Evet Esra Hanım'dan başlayalım. Nasıl buldunuz ana yemeği? Biraz tuzlu olmuş. Hangisi? Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Tuzlu olmuş. Tuzlu geldi bana biraz. Yani çorba çok tuzsuzdu. Belki de olabilir. Bu biraz tezat olmuş. Bu da çok tuzlu olmuş. Bir de sen tuzlu gelmedi ama. Vallahi ya da bilmiyorum. Benim damak zevkime göre bana gelmedi, bana gelmedi. Eline çünkü sağlık, emeğine afiyet sağlık. Olsun. Sadece birazcık bir de kabukları sanki hani hızlı o da. Onu da normal karşılıyorum. Hızlı hızlı oluyor. O şey şöyle söyleyeyim, fırına atmadığım için hani normalde fırına atsan Hünkar beğendi olmaz diye düşündüm. Hani kendim közledim onları. En iyisini yapmıştım. Közünce mutlaka o is çıkıyor. Evet eline sağlık. Pilavını da beğendim. Afiyet olsun. Normal mısırlı pilav yani. Hı-hı. Salatanı biraz daha ekşi isterdim. Ekşi yerinde ama. Nar ekşisi girmez yalnız kaşık tatlısına. Ben girer diye biliyorum. Kaşık yok salatasına girmesi lazım. Ben de girer diye. Giriyor yani mu? Tabii çobana de girmez de buna evet girer. Kaşık salatasına. Ben limon ve nar ekşisi. Biraz da ekşi mi seviyorsunuz salatayı? Evet. Yavanlık var mı salatada? Ekşiliği gayet yerinde aslında. Yok yavan değil. Tabii tuzu yerine ekşiliği birazcık. Ekşiliğini beğenmedim evet. Yani salatayı çok fazla peki, şey yapamadım. Peki tuz Hünkar beğendi de baskın mı? Baskın. Evet tuzlu geldi. O yüzden aslında lezzeti yerinde gibi ama o tuz o kadar baskın geldi ki yiyemedim o yüzden. Peki afiyet olsun. Teşekkür ama ederim. Ama Dilara Hanım üstüne basa basa ben benim için tuzlu gelmedi evet, diyor. Evet belki tuzlu işte, gelmedi. Gerçekten damak gelmedi. Damak zevki değişebiliyor ama bana olabilir. Tuz bana göre tuzlu şu anda olabilir yani. Peki Elif Hanımcığım siz? Bana da tuzlu geldi. Eti biraz daha pişmesi lazımdı. Hıtır hıtır et diye et ağzım kuzu et olduğu için et böyle pişiyor bu et. Hani biraz sert daha olur. Biraz daha böyle dana lazım etinden dana eti yumuşak olur ama kuzu eti sert bir olur. Bir de bunun mısırını hazır mı? Kendin maşladın. Mısır hazır. Tabii. Yok. Kolay. Var mı? Öyle haşlanmamış mısır var mı? Benim bildiğim mi yok? Şu an zamanı şimdi, aslında. Şimdi zamanı tam ya. Zamanı. Alıyor pazardan. Haşlayıp onu hemen katıyor içine. Kesip mi katıyorsunuz? Tabii. Taneli yok. Taneli yok. Tabii. Daha peki bu menünün içinde kesme çorbasını kesmemiş ya. 2 saatlik süren var dedi. Mısırı haşlayabilir miydi? Zaten mısır haşlanmış da duruyor. Taze mısır. Eğer ondan alsa deneleseydi. Yani yapabilirdin 2 saatin içinde. Bunun mısırın 10 dakika sürmez. Bilemiyorum mu var? Yapabilirdim ya da yapamazdım. Tabii. Cevaplarınızın ucu açık olmasın. Net cevaplar istiyorum. Yapabilir miydin? Elif abla olsa yapabilir, yetiştirebilir ya, mi? Ben mümkün değil diyorum. Gerçekten mümkün değil. Siz şu an bilmediğiniz için ama o kadar zor hani o kadar vakit hapası geçiyor yani siz anlamıyorsunuz bile. Bir yemeğe bakıyorsunuz orada yanmış. Bir yemeğe bakıyorsunuz hani yanma falan olmadı. Çok şükür öyle bir durumum olmadı. Ama hani ben televizyonda izlerken gerçekten ben yaparım diyordum ya. Hatta menüye daha birkaç şey daha eklemeyi düşünüyordum ben. Hani gerçekten çok zor. Aşırı zor. Hani kendi gününüzde bunu zaten tecrübe edineceksiniz. Peki, bana da hak vereceksiniz. Pilavın tadı güzel. Fena değil. Bu yani da usulünce pilav dökebilmiş mi tane tane? Biraz fazla pişmiş. Şey, şöyle söyleyeyim mısır pilavı olmuş. Evet. Mısır biraz pilavı fazla biraz pişmiş. Pilavı olur. Daha ne ama şey niye mısırlı pilav tercih ettin? Sade pilav. Ya bezelye ya sade pilav da çok sade geldi. Mısır da açıkçası patlıcanın yanına ben çok yakıştırıyorum. Et yemeğine mısır çok yakıştırdığım için. Anladım. Hani sade pilav olsun istedim. Peki Elif abla Hünkar beğendi, tuzlu buldu. Salatayı nasıl buldun abla? Salata da ekşisi az, tuz az.
Tuzu normal bana. Ama belki tuzu şey yiyenler. Ama ekşisi yok. Ya ekşisi ve tuzu gayet normal. Son kez senin için bir daha deneyecek Elif. Tuzu normal. Doğru. Ekşisi az dedin. Ekşisi az. Peki Elif abla, evine misafir gelecek. Yardıma birilerini çağırman lazım. Komşunun kızı da Dilara. Çağırır mısın bu yemeklerle yardıma seni misafir ağırlamana? Çağırmam. Niye? İşte. Neden? Misafire rezil mi olursun? Çağırmam çünkü. Ne bileyim. Yani iki saatte ben bu menüyü çıkarttıysam size de yardımcı olamaz mıyım? Hani iki saatte gerçekten herkesin harcı değil bu menüyü çıkarmak. Lahmacun yaptım, çiğ köfte yardım. Zaten çiğ köfte yoğurmak 1,5 saat hani normal olarak alıyor. Ben? Evet. Ben yetiştiririm. Herkesin harcı değil diyor ama. Desin. Onu o günü yaptığımda görecek. Ben yetiştim diye güvendim. Abartıyor mu menüsünü? Tabii herkes menüsünü biraz abartır. Yani ben ne kadar beğenmesem o beğeniyor. Ya ben abarttığımı düşünmüyorum. Gerçekten hani siz çiğ köfte yoğurdunuz mu bilmiyorum. Hani bilmiyorum. Vallahi var, yoğuruyorum. Ben de vardır. Çok uzun zaman niye alıyor. Niye Elif ablaya çok... çiğ köfte yoğurdun mu yoğurdun? Yok ben genelde sordum. Genel Nilgün Hanım'a da benim baktım. Benim bir erkek oğlum var. Eşim yoğurdu. Ben ne zaman çok, yanına geçsem. Çok zaman çok oluyor. Diyor. Elif ablayı bir dinleyelim. Erkek bir torunum var benim. Ne zaman oraya geçsem ne olur baba ne bana çiğ köfte yaptır. Islatıyor musunuz peki? Yok ben domatesine yoğuruyorum. Hmm. Rendeleyip domatesi su falan koymuyorum. Güzel. Su koyuyor deseydin seni yakmış diyecek evet. Kusur olur. Tonga'ya gelmedin Elif abla. Tebrik ediyorum ama seni. Yaptığım bir şey Kadir Bey. Aynen. Bildiğin zaten hani bir kez kolay olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Ben onu yok yani istiyorum. Kolaylığı değil. Yok o senin yaptığına inanmadı. Seni ben... denemek için su mu koyuyorsun diye sordu. Hayır acaba hani kolay yaptığına göre dedim su mu koy? Hani ne şey... kadar sürüyor? Ben onu merak ettim. Hani kolay vallahi, bir şey mi? Biz... Onu konuşuruz daha sonra. O zaman benim çorbamı siz dediniz mi çocuk çorbası diye? Çelişiyor mu yorumlar? Evet, çelişiyor. Bence görüntüye de bakarsak gayet. Peki sen o gün niye Eslan çorbasına bir anda aa ben bunu çocuğuma yapıyorum dedin? Çünkü çocuğuma yapıyorum. Peki bunu kötü manada mı söyledin? Yani manada değil, çocuk hani şu çorbası. Anlamda. Hayır hayır şu Neslan anlamda. Neslan bu da çocuk o çorbası. Kadar... Ben çocuğuma bunu yapıyorum şehriyeli. Cümle şuydu. Tavuk çorbasını yapıyorum. Sebzelerini de kavurup onu yapıyorum. Onu blenderdan geçiriyorlar, mama oluyor. Yo ben geçirmiyordan yaptım çocuğuma. O kadar çabuk ve pratik, hızlı, bir tek çeşitli bir çorba ki. Hani o kadar basit ki çocuğuma 2 dakikada yaptığım bir çorba anlamında biraz da. Bu yoksa da doğru emniyete gelip kavurun güzelcene. Al size sebzeli bir tavuk çorbası. Peki bir de tadına bakın bakalım. Evet çocuk çorbası konuşulacak bugün belli oldu. Afiyet olsun herkese. Esra ne çabuk bitirdin çorbayı? Aldım gittim. Tadına baktın mı? Baktım. Evet yorumunu alayım o zaman buyur. Neslihan Hanım'a karşı yap yorumunu. Sebze çorbası, kırmızı biber doğramış, havuç doğramış, biber var, yeterli son biberi galiba. Değil mi? Evet. Başka bir şey yok mu sebze olarak? Havuç. Biber, ne olması gerekiyor? Mesela biraz süslemek için maydanoz kullanabilirdiniz sunum olarak. Aslında sunum tabağına maydanoz tanesi koymuştum. Hatta orada maydanozlarım da var. Şimdi böyle hızlıca geldi. Hızlıca geldi, unuttun mu? Unuttum evet. Biraz tuzlu orada olmuş. Orada bak görürsün. Çok da sıcak değil yani. Böyle evet, çorbalar niye sıcak değil Nesla? Değil yani. Evet, sıcak değil, biraz da tuzlu. Demek evet, ki heyecandan da tuzlu. Suyu çorbası ya, biraz böyle kaynar kaynar olur, sıcak olur. Bilmem. Peki sebze kısmını az mı buldun? Az buldum. Ne bekliyorsun yani sebze daha olarak? Daha ne koyulacak ki sebze olarak? Sen ne kabak, patates vesaire mi? Mesela öyle şeyler olabilirdi kabak. Çünkü sebzeye her şey bence giriyor. Ama çok karmaşık olur. Yani sebze ama azı içinde sebze ama yani. Ama türlü yemeği gibi olur o zaman. Yani kabak katabilirdi. Olur. Güzel daha lezzet verebilirdi. Hafif mesela küçücük. Şey de doğrayabilirdi, domates de doğrayabilirdi içine. Evet, çok güzel tat hayır veriyor. Tavuk çorbasına domates. Yo, ben katıyorum. Yani şu an Esra inadına mı sen eline geçen her şeyi katıyorsun. Ben yani niye katmıyorum? Şu an Esra inadına mı yorum yapıyor? Yani inadına mı yapıyor bilmiyorum ama bence gereksiz yani. Şimdi kaç çeşit sebze koyuyorlar çorbası ki? Bunlar mı gidiyor sadece? Kaç çeşit sebze ama sebze dediğince her şey aklınıza gelebilir. Tamam, o zaman bulduğumuz bütün sebzeleri dolduralım olur çorbanın içine. Sebze çorbasına istediğin sebzeyi koyuyorsun ama genel olarak koyuyorsun. Peki öyle olsun, bir şey diyemiyorum Kadir Beyciğim. Yorumlarını yani, niye tek tek eleştiriyorlar yani bu kadar bilmiyorum. Esra? Çünkü sırf konuşmak için konuştum. Yo hayır, işte ondan değil. Evet sen konuşmak için mi geldiysem o zaman buraya niye geldim? İşte onun için gelmiştim. Hayır hiç de alaka yani alakasız bence. Hayır sırf senin çorbana bebek çorbası dedim diye şu an. Bu da bebek çorbası. Kusura bakma, bu da bebeklere yapılan bir çorba, sebze. Şimdi Esra ben yani, bu yorumunu ben de anlayamadım. Şimdi o gün Esra'ya dedi ki şey bu çorba çocuğuma yapıyorum ben dedim. Esra diyor ki bu da çocuk çorbası. Çok basit bir çorba dedim. Bu basit bir çorba değil, gayet de aşamaları olan. Nasıl aşama biraz anlatır mısınız? O kadar süremiz varsa anlatabilir miyim? Tabii buyurun. Sebzeleri.
size ait. Sebzeleri doğradım, kavurdum, un koydum, tereyağında un da kavurdum. Tavuklar haşlandı ayrıyetten, hani ayrı bir yerde. Ben de haşladım. Yerde. Ben de bunları haşladım, blenderladım, un kavurdum, tereyağıyla yaptım. O tavuk suyu kullandın, evet, et tavuk suyu kullandın sen. Yok, tavuk suyu kullandım Kadir Bey. Yok, kimi haşlamadın mı? Yok, ben kimi haşlamadım, tavuk suyu kullandım. Et suyu haşladım. Ben tavuk haşladım, hazır bile kullanmadım. O zaman haşlama olarak aynı mı? Aynı, değişen bir şey seninki yok. Seninki ama onunki haşlamalı çorba ama. Öyle söylüyor. O öyle düşünsün o zaman, bir şey diyemiyorum. Peki Kadir'im. Afiyet olsun Esra. Gülizar Hanım, evet, çorba... siz Esra Hanım'a hak veriyor musunuz aşamaları saydığında? Neslihan'ın çorbası ile Esra'nın çorbası aynı mı? Aynı değil. Hangisi daha meşakkatli? Yani meşakkatli zaman açısından diyorsak bu biraz daha zor geldi bana. Şey açısından tavuk haşlamış koymuş. Esra da diyor ben de tavuk haşladım diyor, ben de un kavurdum diyor. Biz tavuk tadı aldık mı ya, hiç hatırlayamadım bu arada. Tavuk tadı ben almadım. Galiba, bir dakika, biber, siz galiba Kadir Bey'i dinlemiyorsunuz ya da masayı dinlemiyor, masada dinledim, değilsiniz. Dinledim ama olarak gelmedi yani bana. Peki kahveleri beğendiniz mi? Evet, sağ olun. Afiyet olsun. Sunumuz da güzel olmuş. O zaman kalkalım mı yavaştan? Kadir Bey. Benim biliyorsunuz arkadaşlara bir sürprizim var. Evet. Bekliyoruz bir o zaman. Bir sürprizim var. Şimdi buradayken... hadi buradayken benim. Getir bari. Hazır mısınız? Tamam, hazırsınız. Bekliyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hemen getiriyorum. Özlem Hanım şimdi dermiş ki aşure böyle yeni. Vallahi. Aşure böyle yapmaya çalışın diye sabah 5'te yaptım. Otur. Hadi ya. Şimdi Allah Allah, buna bir pozitif bakış at şöyle, sen. Şöyle, hayır pozitif bakış atmayacağım. Özlem çok cesursun değil mi? Sayılır. Evet. Şimdi ben bunu... alıp senin yüzüne fırlatsam, ben de çok cesur olur muyum? Öyle bir şey yaparsan başına nelerin geleceğini biliyor musun? Ne gelir mesela? Acayip karakolluk yani? Oluruz bak, çok ciddi. Lütfen buraya kimse karışmasın, müdahale etmeyin. Ne gelir? Karakolluk oluruz. Ya, peki sana onu, o yani aşureyi savurup, bir dakika, o aşuremi, hayır. Sen şu an ne demek istedin? Hayır, ama sonunu dinleyin. Aşure böyle savurdu masada ve dedi ki bu aşure mi? Özlem sakin lütfen. Bir sofrada, Özlem, sakin. Bir sofra adabı. Ama tabağı fırlatmadı ki. Hayır, fırlattı. Ben sabah fırlattım. Aynen bir... böyle yaptı bak, böyle yaptı, arkasına döndü. Bu aşure mi? De siz yorum yapıyorsunuz. Tamam. Nagihan Hanımcığım, Nemin Hanımcığım, Havva Hanımcığım. Bir şey söyleyeceğim, bu aşure değil. Ben aşureyi görünce çok sevindim. Çünkü ben aşureyi çok seviyorum. Aşure benim kırmızı çizgim. Bu aşure değil. Siz konuştunuz, okey. Hayır, konuşmadınız. Konuştunuz, ben de şey konuşacaksınız. İzin verilmedi tamam. Ki. Tamam, nasıl izin verilmedi? Siz yanlış yapıyorsunuz. Hayır, ben yanlış yapmıyorum. Ben sen kendine niye yanlış yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bu aşurenin niye yapıldığını bilmediğiniz için sen yanlış yapıyorsunuz. Sen kendin emri yanlış yaptın hayır, zaten. Hayır, siz şu an hayır. Hayır. Siz bir benim aşureyi niye yapsa bilmiyorsunuz. Neyse. Peki bir şey diyeceğim. Havva Hanım, haftanın başından beri pozitifliği savunuyorsunuz. Pozitif olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şu an niye bu kadar negatif oldunuz? Ben negatif olmadım. Sadece... Şu an siz hayır, pozitif misiniz? Hayır, şöyle... Dün peki masada niye şöyle, bu kadar tepki göstermediniz? Ben var ya, bir şey söyleme. Günü geçiyor. Eleştirdin de... Hayır, tamam. Hayır, ben bir şey söyleyeyim. Kendi üzerime almıyorum ben. Bir saniye. Arkadaşlar, kendi üzerime almıyorum. Kadir Bey, bir dakika. Şunu demek istiyorum. Bakın siz beni bir dinleyin. Dün madem böyle bir tepkiyle karşı karşıya kaldınız... Benim evim. Ama şu saate mi sakladınız? Hayır, ben evimde misafirime... O zaman siz istediğiniz zaman pozitif istemeniz... Hayır, mesela pozitif bir yöneticilik değil. Sadece evimde misafirlerimi en iyi ağırlayıp peki, gönderdim. Peki bir sorun bu aşureyi niye yapmış? Bir sorar mısın? Mesela o değil. Mesela yok, ben şu. Ben sormanı rica mesela, ediyorum. Benim aklıma şu, dünden beri şu takıldı. Bir nimete ya da bir masaya... Şu an bence ben aşureyi çekiyorsunuz. Hayır, aşureyi çekiyorsun. Hayır, istediği kadar hayır. Eleştirebilir. Bir şey diyeceğim. Biz zaten masada... Ama çok üzüldüm. Masada zaten öyle bir saygısızlık görsem ben de uyarım. Hayır, bu aşure mi? Yapmadı. Siz neyini yapmadı. Bu eşre mi neyini tartışıyorsunuz? Siz o tepkiyi orada verin. Şu an yersiz bir tepki. Orası benim evimde. Geçti orası. Havva Hanım'ın tepkilerini gerçekten çok yersiz buldum. Dün bu tepkisini sofrada dile getirip kendini savunabilirdi ama bugüne saklaması beni çok şaşırttı doğrusu. Burada ben Özlem Hanım'a katılıyorum. Bence Özlem Hanım çok haklı. Havva Hanım'ın aşureye verdiği tepkiye inanamıyorum. Terbiyesizlik yaptı. Havva Hanım'ın tepkisini ben gereksiz buldum. Ev sahibine de saygısızca davrandığını düşünüyorum. Hayır, her şey açık olduğunu söylüyorsunuz. Eleştiri, yorum açık, yani. Pozitifim. Ama siz de yeri geldiğinde bayağı güzel tepkiler verebilirsiniz. Bayağı sinirliymiş işte, hatta. Yani... Peki Özlem konuşsun. Şu saat itibariyle Özlem konuşsun. Özlem'i bir dinleyelim. Ben öncelikle çok şaşırdım. Tepkinize gerçekten çok şaşırdım. Çünkü normalde ben aşureyi size servis etmeyecektim. Ya bu aşure size özel yapılmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Set ekibinden Merve Hanım var biliyorsunuz. Hı hı. Ben Merve Hanım'la ilk tanıştığımda bir aşure muhabbeti olduğunda kendisine eğer yarışmaya katılırsam aşure yapacağımı söylemiştim. Ve ben dün evime geç geldim. Bunlar tabii ki benim problemlerim.
Sabah 5'te kalktım. 5 ile 7 arası elimden ne kadar gelince aşure yaptım. Ve ben asla aşureyi servis etmeyecektim. Buna Kadir Bey'in dahi bilgisi yoktu. Kadir Bey benim mutfağımı gezerken buzdolabını açtı. Ve aşureyi gördü. Aşure dedi ki hatta hani kahveyi yanında mı? Dedim ki hayır ben dedim set ekibine yaptım. Daha sonra dediler ki arkadaşlarımıza da ikram edelim. Hani herkese ikram edelim. Evet. Hani buna ulaştırmadaki arkadaşlarımız da dahil. Ben bu aşureyi yaparken de şöyle niyet ettim. Dedim ki kim varsa sette, ekipte herkesin ölmüşlerinin ruhu için gitsin dedim. Bu şekilde niyet ettim. Ama sizin bana bu şekilde yaklaşmanız beni çok üzdü. Ben sizin masanızda önümde aşure kabınız varken aynen şu şekilde izleyenler zaten görecek. Yani hiç benim için önemli değil. Burada 6 kişi var. Dışarıda da insanlar var. Onlar da bana müdahale eder. Aşure benim elimdeydi. Kaşık vardı. Herkes tartışıyordu. Aşure ile alakalı bir şey söylüyordu. Bütün arkadaşlarımın tek tek isimlerini saydım. Dedim ki arkadaşlar dedim neyi tartışıyoruz? Bu aşure mi dedim. Ama siz az evvel benim evime geldi dediniz ya bu nimet bir saygıdır. Bir özür buna diliyorum. Bir anlayıştı. Ablacığım özür diliyorum. Bu aşure mi ne demek ya? Ablacığım özür diliyorum. Ben asla o şekilde atmadım ama siz benim evimde bana karşı, benim evime karşı nezaketsizlik yaptınız. Siz aslında bunu... Hayır ben sizi ben aynı buraya getirmeyeceğim. Hayır ben sizin gene, sizin gene yaşınıza hürmeten benim başımın üstünde yeriniz var. Ben asla size saygısızlık yapmam. Ama siz beni yanlış anladınız. Hayır. Siz bu aşure konusunu yanlış anladınız. Bütün set ekibine bunu dahildir. Yok teşekkür ediyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben size saygı aldım. Sizi ikram etmeyin yemeyin o zaman. Yemek isteyenler aşurelerini alabilirler. Aşağıda yiyebilirsiniz. Ben alabilirim Özlem Hanım. Allah kabul etsin tekrardan. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yani afiyet olsun umarım olmuştur. Evet sunum nasıl Mehmet Bey? Ana yemek olarak yahni görüntüsü sunumu nasıl şu anda? Ana yemek sunumu olarak çok da beğenmedim yani. Biraz daha işte tabaklı güzel bir sunum olabilirdi. Yahni... Yani bu Best of haftasına gidecek bir sunum değil mi? Yok değil. Zaten yemek olarak da Best of haftasına gidecek bir ana yemek değil bence. Nasıl olabilirdi acaba Best of haftasına gidecek yani ana yemek? Yani biraz daha meşakkatli, daha aşamalı, daha zor bir ana yemek olabilirdi. Ana yemek en önemlisi çünkü. Bu... Yani arpacık soğanlı et. Yani arpacık soğanlı et. Siz nasıl yaptınız etinizi? Ne sizi? Siz nasıl benim yaptınız etinizi? Benim beğendisini ayrı yaptım. Tamam bir beğendisi mi? Bir patlıcanını ayrı közledim. Yani? Etini ayrı marine ettim. Ondan sonra eti sonra da pişirdim. Marinesiz mi yanında marine ettiniz? Yanında da bir tane. Ben bir anlatabilir miyim? Bak bir Kadir Bey bir şey soruyorlar sonra cevap verirken bana izin vermiyorlar. Ben bu sefer gerçekten geriliyorum. Feyza Nur Hanım siz de dün aynı kimseyi konuşturmuyordunuz. Siz de aynı böyleydiniz. Feyza Nur Hanım, Naciye Hanım sizin gibi bize bağırmadı. Gerçekten geriliyorum. Birbiriniz hiçbiriniz evet. Bizi dinlemiyorsunuz. Bu hafta öyle bir problem var. Soru evet. Sormayın o zaman cevap vermeyeyim yani dinlemeyecekseniz. Buyur devam et Feyza Nur, Naciye ablacığım dinle sonra tamam. Cevabı Ne yaptın dedi ya ben patlıcanımı ayrı közledim, beğendisini ayrı yaptım, etimi ayrı marine ettim. Ayrıca da yanına biberle domates közledim. Siz ne yaptınız? Benim domatesim de közlenmemiş gelmiş. Tamam olabilir. Ben zaten onu kabul ettim. Evet. Sıkıntı yok ama bir uğraş var diyorum hani. Burada ne var? Yani diyecek söz bulamıyorum. Gerçekten bak yani senin de etin sadece marinesi mi? Bir de şey beğendisi mi yani şey olarak evet, uğraş olarak? Evet patlıcanı da közledim. Beğendisi beğendi yani. Yaptım. Beğendisi. Evet. Tamam bir şey demiyorum yani. Ben de yaptım. Ben de uğraştım. Yanına ben de bunu marine de. Ettim. Yani bu çok tabak çok sade değil mi sizce de Naciye Hanım? Sizce nasıl görüntü olarak? Daha olarak nasıl olabilirdi? Sunumu nasıl olabilirdi? Hiçbir süslemesi, hiçbir şeysi yok yani mesela. Ya zaten yemek olarak ben... Üstüne maydanoz koyuyoruz. Ondan sonra ne... Bende maydanoz yok bilemiyorum evet, kime koyduysanız. Evet benim bu görsel tabaktı bu. Ha hiçbirimizde yok şu ondan an bilemeyeceğim. Sonra... Peki Mehmet Bey de Besofa yakışır bir ana yemek görüntüsü yok dedi. Ya bir servis olarak yani bir konmuş bu tamam. Şekilde. Ben de pilav da ayrı ya belki tamam, yanında olabilirdi. Tamam onu diyecektim bir de. Ben de pilav yaptım. Siz beğendi yaptınız ya ben de pilav yaptım. Pilav mesela yanında olabilirdi. Neden ayrı yani? Niye? Yanına da koyduğumuz zaman bunun yağları bunun içine akıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bu tabakta bu pilav ne gerek yok, var diyorsunuz. Niye? İkisini birlikte yemeyecek miyiz zaten? Hayır ya siz izlemiyor musunuz program Allah aşkına Feyza Hanım yani. Bunun ikisini yani. Birlikte yemeyecek miyiz? İkisini bir ay şimdi yiyeceğiz işte. Buradan yanacağım da. Tamam bir de bunu programı izlemekle ne alakası var? Ya biliyorsunuz bunu kaç kere söylüyoruz, dile getiriyoruz. Dile getiriyorlar Kadir Bey bilene kaç hayır, kere diyor ki hayır, aynı anda. Hayır, dile gelen şey çok farklı. Siz aynı yanlış anlaşılıyorsunuz. Asıl programı siz düzgün izlemiyorsunuz bence. Aynı anda gelmiyor. Yanına güveç kabıyla koymayın diyorlar. Tabak kabıyla koymayın diyorlar. Hijyenik olmuyor diyorlar. Ben diyorum ki direkt bunu buraya koyun. Tabakla birlikte koyun demiyorum tabii ben ki de yani. Ben kendim direkt patlıcan kebabın yanına bulgur şeyi koydum yani. Evet öyle tabii ki öyle olur. İçine farklı bir tabak koymayın. Hijyenik olmuyor diyorlar. Aha. Siz izleyememişsiniz. Naciye Hanım ben çok güzel izlemişim. Ben de izliyorum gayet yok, güzel. İzleyememişsiniz. Ve de bunu kaç kere de dile geldi. Bu yağlar bu pilavı yumuşattığı için kaç kişi de
yani bundan rahatsız ne oldu yani. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Bu zaten geliyor 5 dakika içinde ne kadar yumuşatabilir ki pilavı bu ya? Yumuşatmış. Bence çok saçma bir yorum. Ben kabul etmiyorum öyle bir şey. Peki, sunumuma laf, yemeğime laf, basit bulundu. Yani gerçekten Kadir Bey yarışmamış gibi konuşuyor. İki saat içinde kendinde yarıştı, ben de yarıştım. Seni aşağı çekmeye mi çalışıyorlar? Yani ne yapmaya çalışıyor? Nasıl ben yarışmamış? De anlamıyorum. Gerçekten Feyza Hanım ben yarıştım. Yani. Yarıştın diyorum işte. Sen evet, de yarıştın. Evet. Yarışmamış gibi konuşuyorsun. Buyur, bu arada afiyet olsun. Ha, yarışmamış gibi konuşuyorsunuz. Başlayalım. Yani bir bak tadına, bir lezzetine. Yok yani bakacağız zaten. İlk önce sunumu yorumluyoruz ya. Direkt yani çok kolay. Çok kolay, çok kolay yani. Kolay ya, çünkü. Bunun da arpacık soğanını soyuyorsun. Yani bunun da pişmesi. Arpacık soğanını soydunuz. Eti koydunuz diye zor oldu yani. Ya zorluğun alakası, bir de ben de pilav yaptım. Evet tamam, onu ya diyeyim. Bu bilmiş misiniz bakacağız. Tamam bakın. Faiz abla kendi sunumunu kendi yarattı görmüş oldunuz. O şekilde demek istedim yani, tabakla birlikte içine koyun keşke demedim. Keşke o şekilde koysaydım. O zaman da nasıl farklı bir yorumunuz olurdu? Yok hiç olmaz valla. Hani hemen koyup getirdiğin için hani bir şey olmazdı. Hani Kadir Bey'in dediği şöyleydi. Kaseye koyup bunun içine koymayın. Hani kasenin dışından ellendiği için. Naciye Hanım benim yorumumdan çok yarışmacıların yorumlarını söylüyor az evet. önce. Evet. Mehmet Bey nasıl buldunuz ana yemeği, yahniyi, salatayı, pilavı? Ya salata zaten yani gavur da salata tut olmamış, nar falan konmuş. Hani tadı tuzu lezzetli. Pilavı tane tane olmuş. Ya yani ben yemeği çok beğenemedim. Hem biraz yağlı hem de o tadı alamadım. Tuzu biraz az. Ben tuzu seviyorum herhalde. Yok, etler biraz yani fazla pişmiş bunda da. Et fazla tamam. mı pişmiş? Hı-hı. Olması gerektiği gibi yahninin eti nasıl fazla pişebilir ki? Ya, Feyza Nur Hanım'ınkine sert dediniz. Benim etime yumuşak yani çok pişmiş ya, diyorsunuz. Ya dişe Mehmet gelmesi Bey. Lazım biraz siz da. Siz ne istiyorsunuz? Dişe gel ama Feyza Nur Hanım'ınki de dişe geliyordu o zaman. Ona niye o kadar en yorum yaptınız? En güzeli Mehmet Bey pişirecek. Biz de göreceğiz inşallah. Evet günümüzde göreceğiz. Vallahi billahi ona da dişe geliyor diye yorum yaptık yani. Allah aşkına yapmayın. Bu da daha ve nasıl bir şey bile. Bir de bu dana yani. Kuruluk var yani. Ya, dana. Ya, yağlı dolmuş yemeğim. Bayağı. Yani bu şekilde. Mehmet Bey gerçekten menünüzde ne var çok merak ediyorum. Naciye Hanım bu yahniyle size hamaratlığını gösterebildi mi? Yok ana yemek olarak yani ben daha uğraştırıcı, daha efektif bir yemek bekliyorum yani sonuçta bir yılbaşı konsepti yapıyorsak yani kolay bir yemek olur. Bunu hakikaten malzemeye doğru kaynamasını bekle, suyunu çekince tamam. Ama risk değil mi et yemeği? Et yemeği, hepimiz et yemeği yapıyoruz. Et yemeği de yapalım yani. Zaten bir tamam. zahmet yani biz burada yarışıyoruz. Hep risk. Ben anlamadım ki. Yok yani bu. Bunda riskiniz tavuk ne? Tavuk pişirseydiniz o zaman Naciye Hanım ne diyeyim tavuk yani? Pişir ya, tavuk pişirsem hayır, siz beni linç ederdiniz yani. Etimle böyle yapıyorsanız yani, ben de onu tavuğa ne derdiniz hayır, Allah yok, bilir etin yani. Etin yumuşak gibi seçtikten sonra içine soğanı koyduktan sonra tam kuzu. Başka ekstra bunun nesi var? Riske girmiş. Evet ben de onu anlayamadım. Zaten et düdüklüde pişmedi mi? Hayır. Nerede pişti? Kadir Bey. Tencerede pişti. Normal tencerede. Evet normal çelik tencerede yani, yok, pişti. Pişmiş yani. Riske girmiş bir durum yok burada. Neyi riskseyi? Neyin mi pişmesi ne Allah neyiniz? Aşkına bak tencerede pişirdim. Düdüklüye bile atmadım bunu ya. 2 saat ya 2 saat de et pişemez i̇ki mi? 2 saat. Et pişmez mi arkadaşlar 2 saatte? Doğrudan satınca şey nar neye koydunuz? Lütfen düdüklüde 15 dakikada 20 dakikada pişer mi? Normalde de pişer mi? Çok özür dilerim. Mehmet Bey sizinkine pişmemiş dedi ya. Evet. Benimkisi orta pişmişti. Hayır. Ama evet, pişmemiş ağzıma yani, sert geliyor demişti. Hiç pişmemiş. Ağzıma sert geliyor demişti. Ben de onu diyorum. Şimdi ona sert diyorsunuz. Feyza Nur Hanım. Yani bunun Feyza Nur Hanım'ınkine sert diyorsunuz. Buna da çok pişmiş diyorsunuz. Mehmet Bey'in et mi? Çok merak ediyorum et yapacağım. Eti var mı onu da bilmiyoruz. Evet göreceğiz çok bakalım. Merak ediyorum. Feyza Nur Hanım nasıl buldu zaman yemeğin etini, lezzetini, pilavı? Yandık, yandık. Lezzet olarak yani bence de tuzu az. Yani bana az geldi. Baharatı da az yani öyle hani baharatı. Şey çok bir baharat yok. Bir de aşırı yağlı tabakta görülüyor zaten ve arpacık soğanların benim mesela pişmemiş içleri. Kesilmiyor yani bıçakla kesilmiyor çiğ arpacık soğanların içi. Ve bence zaten Kadir Bey çok basit gerçekten yani. Diyecek söz yani. Bulamıyorum. Et ve soğan. Başka evet, bir şey et yok. Et ve soğan evet. Ve yağ bu kadar Kadir Bey neyi var? Neyi var ben Naciye öğrenmek sorun, istiyorum. Yani, neyi var Naciye neyi var işte Kadir hala önünde. Kadir Bey size sorunca ben şey yapamıyorum buyurun, yani. Buyurun söyleyin zaten. Ha, diyecek söz bulamıyorum. Yok dinliyorum. Bak Kadir Bey basit denildi basit. Anayı ara sıcağıma ağır deniliyor. Buna basit deniliyor. Ben de anlayamadım yani ben mi acaba menü seçemedim? Ben yani kendimden şüphelendim. Menü mü seçememişim Naciye yani? Naciye Hanım'ın menü seçimi ha, bence yanlış mı? Kadir, yanlış Kadir Bey. Ara sıcağı yağlama yerine hafif bir şey yapsaydı, onunla da boşuna da uğraşmasaydı açmayla falan. Onun yerine daha güzel, daha ağır bir ana yemek. O zaman da hafif yemek olmuş diyecektiniz. La ilahe illallah. Peki cevap ver, ona da hafif olmuş diyeceksiniz diyor.
Neyi hafif olmuş diyeceğiz? Ara sıcak zaten hafif olur. Yok niye? Ara sıcak hafif olur. Ana yemek olmaz. Siz tam tersini yapmışsınız. Ana yemek hafif olmuş, ara sıcak ağır olmuş sizin. Tam tersi olmuş. Yani zaten yanlış. Nacihan'ın darbe sofrası kurmayı bilmiyor mu? Bilemeyeceğim kendisi ya... Yani şu an menüye baktığımızda... Şu anda görebilmiyor. Yani ara sıcakla ana yemeğin ağırlığı karışmış yani. Bence ara sıcak daha ağır, ana yemek daha basit olmuş. Yağlama daha diyecek söz bulamıyor Feyza göre. Gerçekten. Yağlamasına göre daha meşakkatli değil mi? Gerçekten artık diyecek söz bulamıyorum. Hayır, yani bir şey soruyorum. Bir arpacık soğanlı ete yani vay haşlamış getirmişsiniz. Vay düdüklüde haşlamış getirmişsiniz. Vay şöyle vay böyle. Sordum ay düdüklüde haşlandı mı diye sordum. Ya Kadir Bey ben işte sormuyorum. Gerçekten ben tencerede gerçekten pişirdim. Geriliyorum yani. Boşa sordum Kadir Bey sormayayım ya yediğim şeyi. Gerilmeyin boşa gerilmeyin. Hay ben yorum yapınca herkese bir şey oluyor Kadir Bey ben anlamadım yani. Niye bu kadar geriliyorlar? Ben de çok korkuyor herhalde herkes. Niye korkuyorsun? Ben anlamadım ya. Feyza'dan korkan var mı? Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.